hediyemiz olsun. Burası Gündem Masası, haberin daimi adresi. Sözcü Televizyonu'na hoş geldiniz. 3 saat boyunca gerçeğin izini sürüp kitabın ortasından doğru soruları sormaya gayret göstereceğiz. Haberin peşinde bir tempomuz olacak yine. Ülkemiz bir yerel seçime gidiyor. Ama bugün özel. Bugün 18 Mart. Bir itirazın tohumlarının atıldığı gün. O itiraz ki kan kan sulanan bir vatan toprağına yeniden yeşermesi için bırakılan çiçeklerdi. Sonrasında kuvvetle muhtemel oradan başlayacak bir başkaldırı, bir mücadele, Kurtuluş Savaşı'nın ilmek ilmek örülen Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yansıtacaktı. Bugün 18 Mart, şehitlerimizi rahmetle anarken Atatürk ve yol arkadaşlarının mücadelesine de bir saygı duruşumuz olacak. Konuşacağız efendim. Özel konuklarımız olacak. 18 Mart tarihi itibariyle simgeledikleriyle de gerçek bıraktığı mirasla da bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ideallerine varıncaya kadar o yürüyüşü, o patikayı ve patikanın başındaki itirazı hakkıyla konuşmaya gayret göstereceğiz. Sizlerden gelecek sorularla ve hatırlatmalarınızla elbette çok özel konuklarımız var. Gündeme şöyle bir bakalım. Manşetlerin izini sürelim. Siyasette bir kriz var. Siyasette Hatay sınavı diyorduk, hatırlıyor musunuz? Lütfü Savaş için söyleniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi için söyleniyordu. Bu kez Hatay'da Gökhan Zan sınavı var. Türkiye İşçi Partisi'nden gelen adaylığın çekildiği mesajı. Hayır adayım, kumpas, montaj, açıklamalar, iddialar. Ne oluyor arka planda? Birazdan bu konuyu yakından takip eden, taraflarla görüşen, itirazları, izahları dinleyen bir isim. Sözcü ailesinden İsmail Saymaz aramızda olacak. Hatay'daki bu sınavdan ne sonuç çıkacak? Kim ne anlamalı? Çünkü bazı yerleri anlamadık dedi izleyiciler. Hem Gökhan Bey'in konuşmasından anlamadık. Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasında boş bırakılan yer var diyen var. Dolayısıyla gidermeye çalışacağız. Biz resmi oluşturmaya çalışacağız. Gerçeğe bir fener tutacağız. Şimdi Hatay'da verilen sınavla birlikte neler olup bittiği çok özel konuklarla başta İsmail Saymaz olmak üzere birazdan ekranlara gelecek. Başka ne var? Siyaseten yapılan bir çağrı var. MHP lideri Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi. Ve önümüzdeki döneme ilişkin bu son seçimim diyen Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda partisinin genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın dedi. Şimdi yeni anayasa tartışması var. Sokak jargonuyla yeni anayasa muhabbeti var. Ve yerel seçimden sonra böylesi bir referandum, belki görev süresinin uzatılması, yeniden aday olabilmesinin önünün açılması Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ya da bir meclis kararı, ne olacak ne bitecek bilinmez ama Cumhur İttifakı'nın kararı kesin gibi görünüyor. Detaylarına birazdan birlikte bakarız. Bir sonraki manşet ise aslında yerel seçime giden Türkiye'nin gerçeği. Odaklanmamız, en çok konuşmamız gereken adres. Her 4 kişiden birinin yardıma muhtaç olması. Bunu ister yerel yönetimlerin yaptığı, ister merkezi hükümetin yapmaya devam ettiği yardımlar üzerinden okuyun. İster sadece bir süt yardımı, isterse bir indirim kartı üzerinden okuyun. Her 4 kişiden birinin yardıma muhtaç halde olduğu bir ülkenin gerçeklerini konuşmakta bu ülkenin habercilerinin görevi. O yüzden
özel yayınlarla ekranlara getireceğiz. Vatandaşın hali ahvali nedir? Ne yaşıyor? Emekli, asgari ücretli bu yayınları ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçeğimiz burada. İnsanlar yaşadıklarını ekranlarda belgelenmesini talep ederken haklı bir ricayı ortaya koymuş oluyorlar. Bir de yine skandal, hep skandal, tam skandal. Neresi olduğunu biliyoruz. Şimdi hep skandalın ucunda birazdan zaten fotoğraflarıyla göreceksiniz. Sivri bir korner direği var. Tutmaya çalışan bir güvenlik görevlisi, canını kurtarmaya çalışan bir Fenerbahçeli futbolcu. Dün neler oldu, neler bitti? Konuşacağız. Ercan Taner'in yapmış olduğu özet dün sözcü ekranlarında tüm futbol severleri derinden etkiledi. Çünkü Ercan Taner resmin büyüğünü ortaya koydu ve Ercan Taner değerli meslek büyüğümüz çözümleri sıraladı. Bugüne kadar yapılmayanları sıraladı, göz göre göre gelişi sıraladı, tatil edilmeyen bir maçın sonucunun, tatil edilmeyen bir maçın sonunun ne derece etkilendiğini gösterdi bizlere. Çözüm de, sorumlu da, sorun da belli olmayan çevik kuvvetine kadar sorulması gereken de, sorgulanması gereken belli dedi. Bugün yine sözü değerli meslek büyüğümüz Ercan Taner'e bırakacağız. Her yayında olduğu gibi yine öğreneceğiz, yine konuşacağız. Sizlerden gelen uyarı ve mesajlarla da ilerlemeye çalışacağız. Manşetler böyle. Ama öncesinde ne yapıyoruz efendim? Türkiye'nin yerel seçime gittiği bir dönemde, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu İşte fırtınalı, kimi zaman futbola yansıyor, kimi zaman sokağa yansıyor, kimi zaman sürekli değişen adreslere yansıyor. Mesela yerel seçim öncesi, geçtiğimiz haftadan miras bıraktığımız bir soruşturma var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde para sayma soruşturması diye başlıklara bu haliyle çekildi. Şimdi ifadeye çağrılan var, ifade veren var ama ne oluyor, ne bitiyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok sert tepkisi var. Kumpas yönüyle. Konuşan var, konuşmayan var. Bu meseleyi de yakından takip ediyor arkadaşımız Ozan Kelleci, Nihat Fındıklı eşliğinde. Şu anda o şüpheli sıfatıyla ifade verenler, gelenler, gidenler manzarayı bizler için bir özetleyecek. Bugün başka neler görürüz? Bir de onu duymayı isteyen vatandaşlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde para sayma soruşturması diyelim. İstanbul Adalet Sarayı'na, Çağlayan'ın önüne sözü bırakalım ve Ozan Kelleci'den öğrenmeye başlayalım. Bugüne kadar ne oldu, şimdi ne olacak Ozan Kelleci? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı para sayma soruşturması devam ediyor ki zaten de gün aşırı yeni gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma gününü baz alırsak orada 3 kişi ifade vermişti. Bugün de 4. kişi Ali Rıza Bırak'a şüpheli sıfatıyla ifade verdi. O para sayma görüntülerindeki paraları aldığı öne sürülüyordu. Zaten teslim teselim tutanağında da onun imzası vardı. Yaklaşık 1,5 saat önce Çağlayan Adliyesi'ne sesli silahsız geldi ve basın suçları bürosuna çıktı. Burada soruşturma savcısına yaklaşık 1 saat boyunca ifade verdi ve daha sonra da sorulan sorulara da yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı. Peki süreç buraya nasıl geldi? Onu da aktaralım sizlere. Geçtiğimiz hafta bir görüntü ortaya çıktı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen o görüntüler ortaya çıktı ve akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama geldi. Burası bizim il başkanlığımız değil. İl başkanlığı satışı yapılıyordu. O avukatın ofisine aittir bu görüntüler ve görüntülerdeki paralar da il başkanlığının satışında verilen paralar dedi. Peki neden orada sayılıyordu? Görüntülerinde şu yanıtı verdi Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü satışı yapan kişi, yani binayı satan kişi, paranın bir kısmının elden verilmesini istedi ve biz de orada paraları saydık. 15 milyon 100 bin lira gibi bir tutarı, ki zaten bunun teslim teselim tutanağında imzası var. O parayı Ali Rıza Bırakan'ın aldığı imzayla belli olmuştu. Soruşturma savcısı da bunu öğrendikten sonra Ali Rıza Bırakan'ı bugün Çağlayan Adliyesi'ne davet etti ve şüpheli sıfatı davet etti. Bunun da altını çizelim. Bu konuda bildiklerini ve orada neler yaşandığını anlatmasını istedi ve bugün de Ali Rıza Bırak'a ifade verdi. Biz aslında o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü ilçe başkanlığı yapan şimdi İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in ve Tuncay Yılmaz'ın ifade vermesini bekliyorduk. Tuncay Yılmaz şüpheli sıfatıyla, yine Turan Taşkın Özer de tanık sıfatıyla ifade vermesini bekliyoruz ki zaten soruşturma savcısı davet etti. Peki neden onları davet etti? Yine Fatih Keleş'in ifadesinde anlattığı gibi yine bir yardım parası, yardım düzenlendiğini söyledi il başkanlığına ilişkinde, yerel seçimlere ilişkinde ve yine bununla birlikte de bugün
2019'a ait olduğunu söylemişlerdi. Bağış kampanyası kapsamında bu paranın alındığını ve kendisine de Turan Taşkın Özer'in verdiğini anlatması üzerine soruşturma savcısı da Turan Taşkın Özer'i tanık sıfatıyla buraya çağırdı. Ama şu ana kadar onlar adliyeye gelmediler. Tuncay Yılmaz'da Turan Taşkın Özer bekleniyor. Onların da bugün ifade vermeye geleceği söyleniyor. Önümüzdeki dakikalarda onlar da gelebilir ama bugün en dikkat çeken detay o teslim tutanağında 15 milyon 100 bin lirayı elden teslim alan Ali Rıza Bırakan'ın ifadesi vardı. O da şüpheli sıfatıyla ifadeyi verdikten sonra adliyeden ayrıldı Can Coşkun. Teşekkürler Ozan Keleci, kolay gelsin. En ufak bir gelişmede, ayrıntıda, öğrendiğimiz yeni bir ifadede yanında ekranlara taşıyacağız bağlantılarla birlikte. Şimdi geldik skandalın sürmesine, devamına, şiddetinin artmasına, hep yeni bir eşik atlatmasına. Hep skandal diyoruz, hep skandal yazısının altında birazdan haberde göreceksiniz fotoğraflı sivri, yaralayıcı bir köşe gönderinin o sivri ucu var. Çime saplarsınız böyle. Burada herhalde çime saplama gayretiyle yapılmamış, bu fotoğraf anında çekilmemiş. Şimdi sorulması gereken herhalde en başta İstanbul'daki birçok statta gördüğünüz güvenlik önlemlerinin neden orada alınmadığı, Trabzon'da alınmadığı. Çünkü İstanbul'daki ya da başka şehirlerdeki statlarda da ne bileyim bir ufak maytap atılması, bir yabancı madde atılması. Devamında mesela polis ekiplerini görürsünüz böyle sahanın içinde, yayıncı kuruluşun kadrajına da yansır. Böyle sıra sıra gelirler emniyet güçlerimiz. Kalkanlarını kaldırırlar, tribüne doğru dururlar. Şimdi maç içerisinde olup bitenle zaten spor yorumcularının alanına girmeyelim. Onlar derler ki zaten tatil edilmeliydi, devamını konuşmayın. Devamını konuşmuş gibi yapmaya devam edelim. Devamında neler oldu? Devamında olan biten, tatil edilmeyen bir maç sonrasında olup bitenler, sahaya girenler hepsi sonunda Kırmızı Yelekli Spor Şube polis emekçilerinin sadece kendi çabalarıyla, bir 10-15 kadarlardı, kendi çabalarıyla engel girişimleriyle geçti. Yani burada böyle bir maçın oynandığı sırada herhalde İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da maçı seyrediyordur. O da şüphelenmiştir herhalde. Yani dakika 60 olmuş, 65 olmuş. Bir kanat kullanılamaz hale gelmiş. Maçın bir tarafına top atılmıyor özellikle. Çünkü orada sürekli bir su şişesi yağmuru var. İşte pet şişeler yağıyor. Sonrasında oraya hiç top atılmıyor. Maç iptal edilmiyor ve oraya polis sevki olmuyor. Herhalde ekran başında da İçişleri Bakanımız olsun, o kentin valisi belki stattaydı, sonra orada olduğu da düşünüldü. Fenerbahçe otobüsüne eşlik ettiği de düşünüldü ama görevlendirme ve talimat aşamasında neden göz göre göre böyle bir açık bırakıldığını sorguluyor. Şu anda Türkiye'de her renkten futbol sever. Doğru soruları sormaya devam edeceğiz. Özel yayınlarımız olacak dediğimiz gibi. Önümüzdeki saat diliminde meslek büyüğümüz Ercan Taner, daha önce gördükleri, sonra olup bitenler, hepsini konuşmak gerekecek. Ama bizler görüntüler üzerinden işte değerlendirmeler, bir taraftan burada saldırının devamında futbolcuların karşılık vermesi, ne yapacaklardı sorusunu beraberinde getiriyor. Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın daha önce söyledikleri akla geliyor. Kendini korumak için en ufak bir müdahalede bulunan futbolcuya dahi ceza verdiğinizde yarın bir gün hakem, spor yöneticisi, futbolcu saldırıya uğradığında benim söylediklerimi hatırlayacaksınız demişti. Sıradan hepsi oluyor dikkat ederseniz. Hakeme saldırı oldu. Saldırıya uğrayan hakem buraya atandı ve burada yardımcısı bir yabancı maddeyle muhatap kılındığında gözünün içine baktı. Acaba tatil edecek mi, gelin mi yanına orta sahaya diye sakin dedi. Tribünlere sakin kısmını çok iyi yaptı Halil Mutmeler ama futbol yorumcuları, hakem yorumcuları derler ki notu büyük kırılacak. Elit hakem statüsündeydi. Buraya idareten pışpışlamaya gönderilmiş belli ki yorumlarını yaptılar. Öznel yorum bulabilirsiniz. Devamını sizler değerlendireceksiniz elbette ama olup bitenlerin, bitiş anında yaşananlar. Karşılıklı işte sosyal medyada insanlar hatırlatıyorlar. Ya işte Beşiktaş stadında, Galatasaray stadında, Fenerbahçe stadında kutlamalar oluyor. Bir şey olmuyor. Sabah yabancı madde atıldı en fazla. Keşke o da olmasa bile. En fazla bunlar yaşandı. Böylesi örnekler neden cezai müeddilerle daha sert karşı karşıya kalmıyor deniyor. İşin tahrik kısmını konuşan var. Kadıköy'de Uğurcan Çakır havaya atıldı, Trabzon rahatça kutlama yaptı diye hatırlatanlar var. Galatasaraylı, Beşiktaşlı futbol severler kendi maçlarından örnekleri hatırlatırlar. Ama mesela Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un futbolda özerk bir alan kısmına itirazının Cumhurbaşkanlığı düzeyinde oluşması burada alınmayan önlemlere ilişkin miydi? Yoksa tek bir organizasyonu dahi
doğru yönetemediğini gördüğümüz, herhangi bir olumlu haberini veremediğimiz bir federasyonumuz ve bir de federasyonumuzun başkanı var. Onun görev süresinin doluşuna mı işaret eder? Şimdi bunun peşine diyeceksiniz ki atama aynı yerden oldukça çözüm gelir mi? Neyse, daha fazlası meslek büyüğümüzün Ercan Taner'in yorumlarına saklayalım. Bir habere bakalım. Dev maçta bitiş düdüğü çaldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraftarlar yeşil sahaya indi. Bazı futbolcular saldırıya uğradı. Süper Lig'in 30. haftasında ev sahibiydi Trabzonspor. Fenerbahçe'nin 3-2 yendiği maçta özellikle ikinci yarı ortam gergindi. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun sık sık durdu. Olayların fitili ise maç biterken koptu. Fenerbahçeli oyuncuların galibiyet sevinci yarıda kaldı. Gergin geçen maç biter bitmez Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi. Sarı lacivertli futbolcuların arasına daldı. Güvenlik görevlileri taraftarları durduramadı. Sahaya inen taraftarların sayısı arttı. Bir anda saha içi karıştı. Sarı lacivertli ekip taraftarların saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu güvenlik olayını... Halil Umut Meler olayından sonra defalarca konuştuk. Tabii. Fakat bu karşılaşma lokal bir maç, büyük maç, gerilimli maç, stresli maç. Her türlü önlemi almak zorundasınız. Tabii. Hiç hoş olmayan korner direği sökülmüş, oyuncunun üstüne gidiliyor. Fenerbahçeli futbolcular kendilerini korumak için hızla soyunma odasına koşmaya çalıştı. Taraftarlar da bir süre sonra sakinleşti. Ne olduysa ikinci yarı bir türbin saldırısına uğradık burada. Bana kafama gelen maddeler, vücuduma gelen maddeler 60. dakika. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. İstanbul'da Kadıköy'de biz mağlup olduk. Çok güzel sevindiler, eğlendiler. Ama biz burada maçı kazanıp oyuncularım ortada sevinmek hakkı değil mi? Yani bir maçta bir futbolcu gol atınca sevinmeyecek mi? Devre arası ve maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içinde 68-105'te kalmaya çalışan bir teknik adam olarak söylüyorum. Konuşarak da değiştiremeyeceğim. Uzak kalmaya çalışacağım. Yaşanan olaylardan dolayı sarı lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrılabildi. Havalimanına giden güzergahta yol güvenliğini sağladı. Fenerbahçeli kafilenin çıkışına izin verildi. Sarı lacivertli takıma emniyet görevlileri de otobüste eşlik etti. Kafile İstanbul'a doğru yola çıkarken çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Fenerbahçe kafilesi de İstanbul'a geldi. Taraftarlar alanda marşlarla takımını destekledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya maçın ardından çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşananlar asla kabul edilemez dedi. Soruşturma tamamlandıktan sonra gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı. Gözaltı süreçleri oluyor, başkaları oluyor. Kimi zaman kulüp yöneticilerinin de alkışlar eşliğinde gözaltından çıkardığı insanlara rastlıyorsunuz. Gözaltı bir tarafa, diğer taraf bir tarafa konuşacağız her şeyi doğru sorularla. Geldik bir sınava. Hatay sınavı diyorduk ama biz bunu Lütfü Savaş için kullanıyorduk. Artık Gökhan Zan sınavı üzerinden de konuşulacak Hatay. Önce haber, peşine İsmail Saymaz'ın anlatacakları var. Çünkü anlamadığınız noktalar var. Görüyorum sorularda. Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasında da, Gökhan Zan'ın açıklamalarında da kimi boşluklar olduğunu ifade ediyor izleyiciler. Resmin bütününü biz anlamadık diyorlar. Resmin bütününü İsmail Saymaz'dan dinleyeceğiz birazdan. Bekleriz duymaya gelmedik. Acımız var. Acımızı duymak istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı Gökhan Zan. CHP'li Lütfü Savaş'ın istifa etmemesi üzerine rakip olarak gösterildi. Ancak 31 Mart'taki yerel seçime kritik günler kala Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini duyurdu. Açıklamada Zan'ın partinin tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaların taraflarına ulaştığı belirtildi. İddiaların detaylarını sözcü yazarı İsmail Saymaz anlattı. Gökhan Zan bir süre önce sosyal medyadan Turgay Kocakaya adlı coğrafyacı diye bilinen bir kişiyle ilişki kuruyor. Turgay Kocakaya, Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti ile bir pazarlığa girdiğini iddia ediyor. 3 milyon dolar karşılığında Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığını iddia ediyor. İddiaya göre Gökhan Zan da
herhalde bu 5 olmaz mı diye cevap verdiği söyleniyor. Turgay Kocakaya ile Gökhan Zan arasında bir telefon kaydının daha olduğu ve bu telefon kaydında ise bu kez seçim sonrasında Gökhan Zan'ın TRT ve başka kanallarda spor yorumculuğu yapmak istediğine dair konuşmalarının yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye İşçi Partisi bir şaibenin varlığına göz yummamak adına Zan'ın adaylığının geri çekildiğini aktardı. Gökhan Zan ise adaylık süresi boyunca tehdit ve şantajlara maruz kaldığını belirtti. Adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. İddialara göre Zan suç duyurusunda bazı isimler verdi. Turgay K. ve Mihal K. isimli kişilerin adaylıktan çekilmesi için kendisine baskı yaptığını, çekilmezse engelli kardeşine zarar vereceklerini öne sürdü. Bu kişilerin aynı zamanda kendisinden 5 milyon tutarında para talep ettiğini, aksi halde montaj ses kayıtlarını basına vereceklerini söyledi. Zan'ın suç duyurusunda Lütfü Savaş'ın danışmanlarının da işin içinde olduğu iddia ettiği belirtiliyor. Hadi gelin gücünüz yetiyorsa kısın sesimi. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Gökhan Zan adliye çıkışı yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından adaylıktan çekilmediğini duyurdu. Zan, adayım ve çekilmiyorum. Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'nin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Türkiye İşçi Partisi amblemi Hatay İttifakı'nı temsilen Türkiye İşçi Partisi'nin talebiyle pusulaya konmuştur. Ve o amblemin altında ismi olan aday olarak söylüyorum, ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir dedi. Başlayalım efendim. Sözcü ailesine İsmail Saymaz hazırımızda. Selamlar İsmail Saymaz. İsmail Saymaz, selamlar. Duyabiliyor musun? Duyabiliyorum, evet. Merhabalar Can. Şimdi çok soru var, hatta soru yağmuru var. Kimileri montaj iddiası, Türkiye İşçi Partisi yeterince araştırdı da mı böyle bir karara imza attı diyen var. Gökhan Zan açıklamalarında daha fazla detay verebilirdi. Adaylıktan çekinmediğini ön plana çıkardı. Daha fazla izah geliştirmeliydi, tatmin etmedi diyen var. Adaylığını yemişler sokak jargonuyla böyle düşünenler de var. Manzaranın bütününü bize lütfen tarif eder mi İsmail Saymaz diye izleyiciler merakla bekliyor. Nereden çıktı, bu iş nereye gidecek gibi? Şöyle, bu bir süre önce Gökhan Zan sosyal medyadan Turgay Kocakaya adlı bir vatandaşla tanışıyor ve temas kuruyor. Bunun coğrafyacı, bu kişi coğrafyacı ve işte depremle, deprem hakkında galiba işte görüş belirten, çalışma yapan bir kişi bu. Bu Turgay Karakaya bir süredir Twitter'dan hem Gökhan Zan'ı hem de Türkiye İşçi Partisi'ni etiketleyerek imalı yazılar yazıyor. Yani Gökhan Zan'ın belli bir menfaat temin ettiğine dair imalı yazılar yazıyor. Ve bunun üzerine Turgay Kaya ile tip bir temas kuruyor. Ve bunun sonucunda şöyle bir manzara doğuyor. İddiaya göre diye anlatıyorum. Bunu vurgulamak. Peki. Bağlantıda ufak bir sorun yaşıyoruz galiba. Aslında cam gibiydi değerli izleyiciler. Ben de sizler gibi mutluydum. Geldi mi? Peki. İsmail Saymaz lütfen devam. Evet. Evet. İddiaya göre Turgay Kocakaya, Gökhan Zan'la AK Parti arasında bir köprü eleman işlevi görüyor. Bir köprü eleman işlevi görüyor ve Turgay Kocakaya şu an AK Parti il binasındayım diyerek Gökhan Zan'ı arıyor. Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolara anlaştığını söylüyor. Gökhan Zan da iddiaya göre bu 5 olmaz mı diye cevap veriyor. Bu görüşmeyi öğrendiğim kadarıyla Turgay Kocakaya kaydediyor. Yer yer Arapça, yer yer Türkçe konuşulan bir kayıtmış bu. Bu kaydı şöyle kaydediyor. Gökhan Zan'la konuştuğunda telefonun sesini dışarıya veriyor ve bir başka telefonla bunu görüntülü şekilde çekiyor. Arama, konuşma ve kapanma anlarının hepsini çekiyor. Ve daha sonra bunu bir kaydı saklıyor. Bir de ikinci bir kayıt daha var. Bu kayıtta da iddiaya göre Gökhan Zan
seçilememesi halinde işte spor yorumculuğu yapmak istediğini, belki TRT'de iş bulabileceğini söylüyor. İddiaya göre böyle söylüyor. Şimdi Turgay Kocakaya bu iki kaydı da, bu iki görüşmeyi de kaydediyor. Ve bu kayıtlar öğrendiğim kadarıyla Lütfü Savaş'a yakın isimlerin deline ulaşıyor. Ve daha sonra yine aynı kanal ya da bir başka kanal üzerinden TİP'in eline geliyor. Türkiye İşçi Partisi'nin eline geliyor. Yaklaşık bir haftadır TİP'le Gökhan Zan arasında bunun müzakereleri yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi kayıtları dinliyor. Gökhan Zan'la beraber dinliyor. Gökhan Zan hem orada hem suç duyurusunda hem de dün akşam itibariyle bana şu savunmayı yaptı. Özellikle 5-3 milyon dolar anlaştık, 5 olmaz mı şeklindeki konuşmanın olduğu kaydın deepfake ile üretildiğini, montaj olduğunu, araya cümleler koyduğunu ve bunun kendisine bir kumpas olduğunu söylüyor. Bu kayıtların Turgay Karakaya ve onun FETÖ'den ihraç edildiğini iddia ettiği polis amcaoğlu tarafından kendisine tuzak için yapıldığını söylüyor. Yine bu iki kişinin bu kayıtları sızdırmama karşılığında kendisinden 5 milyon TL istediğini iddia ediyor. Fakat benim anladığım kadarıyla Türkiye İşçi Partililer bu kayıtları görüntülü şekilde dinledikleri için Gökhan Zan'ın açıklamasına ikna olmuyorlar. Gökhan Zan'ın yanlış kişilerle ilişki kurduğuna ve bu ilişkiler arasında maddi menfaat temini de olabileceğine dair kanaat getiriyorlar. Ve bu nedenle Gökhan Zan'dan başka bir gerekçe bularak çekilmesini talep ediyorlar. Gökhan Zan da hayır diyor, ben suç duyurusunda bulunacağım, bu bir kumpas, kumpastan kaynaklı geri adım atamayız, atmamalıyız diyor. Ve Türkiye İşçi Partisi ile Gökhan Zan'ın yolları ayrılıyor. Dün itibariyle Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini açıklarken Gökhan Zan da adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Ve bu iki kaydı da savcılığa teslim etti. Gökhan Zan bu iki kaydın dijital incelemesinin yapılmasını, montaj olup olmadığının araştırılmasını istiyor. Ben bugün sabah saatlerinde Erkan Baş'la da konuştum. Erkan Baş işte Hatay'da deprem suçlusu olarak gördükleri AK Parti ve CHP karşısında üçüncü bir seçeneği yaratmak istediklerini, bu yüzden Gökhan Zan'ı tercih ettiklerini, ancak Gökhan Zan'la ilgili seçim sürecinde spekülasyonlara yol açabilecek iddiaların önlerine geldiğini söyledi. Kesin bir hüküme varmamakla beraber parti olarak bu iddiaları taşıyamayacaklarını söyledi. Ancak diğer Türkiye İşçi Partili yetkililer Gökhan Zan'ın kendilerini ikna edemediğini ifade ettiler. Yani izahı yeterli bulmadılar. Şüpheleri gidermedi onlar açısından. Yani montaj ve deepfake açıklamasının gerçekçi olmadığını düşünüyorlar. Yine bu işte bir telefon kaydında Gökhan Zan'ın seçimden sonra spor yorumculuğu, TRT'de yorumculuk gibi işler yapabileceğini söylediğinden bahsediliyor. Bunun bu cümlelerin kendisine sorulduğunda Gökhan Zan'ın seçimi kaybedersem geleceğimi düşünmeyeyim mi şeklinde bir yanıt verdiğinden bahsediliyor. O nedenle Türkiye İşçi Partisi yollarını ayırmış oldu. Tabii henüz ben ses kaydını dinleyemedim. Ama duyduğum kadarıyla bu ses kaydını Hatay'da çok sayıda insan dinlemiş. Öyle mi? Epey dağılmış evet, yani. Evet yani. Yani bildiğim kadarıyla Türkiye İşçi Partililer dinlemiş, Gökhan Zan adliyeye teslim etmiş, adliyedekiler dinlemiş, Lütfü Savaş'ın çevresi dinlemiş, herkes dinlemiş anladığım kadarıyla bunu. Herhalde ben de gün içerisinde bulursam dinlerim diye düşünüyorum. Ondan sonra dolayısıyla bu seçim sürecine tesir edecek bir durum bu. Fakat Gökhan Zan kesinlikle tehdit edildiğini, şantaja uğradığını, bunun bir montaj olduğunu, kumpas olduğunu ileri sürüyor. Ben de tabii kaydı dinleyemediğim için kesin bir hükme ve tabii bu kayıtla ilgili bir bilimsel rapor da elimizde olmadığı için bir kesin hükme varamıyorum. Bir kanaat oluştu mu peki İsmail Saymaz? Herkese görüştün çünkü. Bir kanaat oluştu mu zihninde? Yani şimdi çok zor bir durum. Çok zor bir durum bir kere. Benim görüştüğüm kişiler şöyle bir yaklaşım var. Yani Lütfü Savaş'ın kazanması için TİP
işte bahaneler uydurarak Gökhan Zan'ı adaylığını geri çekti diye genel bir eleştiri var. Genel değil de bir eleştiri var. Benim görüştüğüm kişiler Lütfü Savaş'a günahını verecek insanlar değiller. Yani Lütfü Savaş kazansın diye Gökhan Zan'ı itham ederek adaylıktan çektirecek insanlar değiller. Hele hele Lütfü Savaş'ın kazanmasını arzulayacak insanlar değiller. Çünkü onu da depremin suçlusu olarak görüyorlar. Onu söyleyeyim. Ama diğer taraftan Gökhan Zan'ı da böyle ağır bir Gökhan Zan böyle bir ağır ithamın altındayken şüpheler doğru diyerek kantarla oynamak da istemiyorum. Çünkü dinlemedim. Dinlemedin. Kendisinden, Gökhan Zan'ın kendisinden suç duyurusu dilekçesini istedim. Şu saate kadar göndermedi. Bekliyorum. Hatta şu an konuşurken kendisi aradı. Telefonu açamadım. Ondan da bekliyorum. Olabildiğince nesnel yaklaşmaya çalışıyorum. Şimdilik kesin bir hüküm bildirmek de istemiyorum doğrusu. Peki. Sorular büyük oranda karşılık bulduğu gibi. Tabii bu seçim sürecini etkileyecektir. Onu da söyleyeyim. Tabii onu söyleyeceğim. Yani, etkisi ne olur? Geri dönüşü ne olur? Şimdi Can, yani Hatay'da CHP'nin anketine göre Lütfü Savaş gerideydi. 7-8 puan. Evet. MAK'ın raporuna göre daha da büyük bir fark vardı. Tabii. Ve Gökhan Zan'ın aldığı oy da çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi tabanından alınan oylardı. Daha çok işte Defne'de, Samandağ'da, Arsuz'da, İskenderun'da yaşayan Alevi Arap vatandaşlarımızdı. Bunlar CHP'nin doğal tabanı. Şimdi tabii böyle bir durumda bu seçmen kitlesi CHP'ye dönebilir. Bu Lütfü Savaş açısından bir avantaj yaratabilir. Onu söylemek gerekir. Gökhan Zan adaylığının sürdüğünü ifade ediyor. Zaten seçim yasaları gereği artık tip geri çektik dese de pusulada Gökhan Zan tip aday olarak kalacak. Fakat bu çalışmayı Gökhan Zan'ın kendi imkanlarıyla sürdürmesi zor. Hatay çok büyük bir şehir. Ve Gökhan Zan'ın bu kampanyayı finanse etmesi mümkün görünmüyor bana sorarsan. Belki sosyal medya üzerinden kampanya yürütebilir. Ancak bu kampanya da hep iddialara yanıt vermek düzeyinde kalacaktır. İthamlara yanıt vermek düzeyinde kalacaktır. Elbette ki bu durum Hatay'daki seçim sürecine Lütfü Savaş lehinde etki edecektir. Pusula konusu nasıl olacak? Pusula'da tip aday olarak kalacak. Ben Erkan Baş'a sordum. Biz hiçbir çalışma yürütmeyeceğiz dedi. Yani tamam öyle kalacak ama bizim kurumsal açıklamamız var artık. Yani kurumsal açıklama var ama pusulada da logo var bir yandan. Türkiye İşçi Partisi'nin logosu olacak. Verilen oyları o halde Türkiye İşçi Partisi kendine verilmiş değil de sadece Gökhan Zan'ın şahsına verilmiş diye hesaplayacak ve geri dönüşü öyle yapacak galiba. Peki İsmail Saymaz, çok soru var. Evet. Yani varsa ekleyeceğini dinleyeyim, diğer sorulara geçmek istiyorum. Pusulada kalacak ama yani Türkiye İşçi Partisi faaliyet yürütmeyecek. Tabii. O nedenle Gökhan Zan'ın bu saatten sonra işi de biraz zor tabii ki. Çünkü gittiği her yerde bu iddialara yanıt verecek. Kendisinin doğal tabanı da esaslı AK Parti karşıtı bir taban. Ve bu türden maddi menfaat ithamları karşısında ikna edilmeleri gerekir. O da zor bir... Ya bundan sonra 2 hafta boyunca, hatta 2 haftadan da daha az bir süre kaldı. Sadece bu konuyu anlatsa bile ikna etmeye yetmez yani. Peki, suç duyurusu İsmail Saymaz'a gelince tekrar konuşmak üzere diyelim bu meseleyi ama başka konularda da çok soru geliyor İsmail Saymaz. Fakat öncesinde birkaç detayı hatırlatmam lazım. Birkaç dakika rica ediyorum senden. Şimdi dönelim stüdyoya. Manşetlerimizin arasında yer alan biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'a çağrısı. Son olmasın vurgusu var. Türk milletini yalnız bırakamazsın, ayrılamazsın dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda partisinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan için. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Şimdi açıklama buydu. Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir dedi. Meclis tarafından seçimler yenilenirse. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aynı şekilde kararı alan 5'te 3 çoğunluğa işaret etti. Kararı alabilecek potansiyeldeki 3. dönem için adaylık yolu böyle açılır dedi. Partinin sözcüsü Ömer Çelik siyaseti bırakırım manasında söylemedi bunu. Vatandaş karar verir liderlerin siyasi ömrüne. Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin diyor.
vatandaş dedi. Biz öyle duyuyoruz dedi. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz dedi. MHP liderinin beyanı da bu. Şimdi detaylara bakalım. Çünkü Sözcü Televizyonu Haber Merkezi kronolojik olarak hazırladı içeriği. Devamında İsmail Saymaz'ın fikirlerini merak ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası, yani siyasi yaşamını sonlandırdıktan sonrasına ilişkin biliyorsunuz, yani iddialar gırla. Birkaçını paylaşacağız. Bazılarını da hatırlatmak gerekecek. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bahçeli'nin bu sözleri MHP'nin 14. kurultayının önüne geçti. 11. kez genel başkan seçilen Bahçeli, benim için final diyen Erdoğan'a birlikte yola devam dedi. Erdoğan'a bırakamazsın diye seslendi. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lider olarak sizi görmek istiyoruz. Yerel seçime 2 hafta kaldı ama Cumhur İttifakı'nın gündemi 2028 seçimi. Erdoğan yasaya vurgu yaparak son seçimim dedi. AKP ve MHP kanadı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için meclisi işaret etti. 3. defa aday olabilmesi için meclisin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi gerekir. Lazım olan şey anayasa değişikliği değil, bir meclis kararıdır. Meclis seçimleri yenilerse o durumda da 3. kez adaylık söz konusu olabiliyor. Seçimlerin yenilenmesi kararından da muhalefetin kaçacağını zannetmiyorum. Çünkü her seçim sonrasında erken seçim diye tuttururlar. Erken seçim yok yeni sistemde. Seçimlerin yenilenmesi var. Anayasayla sınırlanmış durumuna vurgu yapıyor ama bu siyaseti bırakmak anlamına gelmiyor. Efendim mecliste 600 milletvekili var. Bana göre 360 değil, 500 milletvekili de seçimlerin yenilenmesine karar verir. Peki konuşmaya başlayalım. İsmail Saymaz, şimdi insanların soruları şu. Ya işte Selçuk Bayraktar konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına ilişkin figürler arasında. Hakan Fidan'ı yakıştıranlar oldu. Gücünü kaybetmese belki kabineden dışlanması 2-3 sene önce işte acaba parti içinde etkisi yok ama görünürde çok etkisi varmış gibi geliyordu insanlara. Süleyman Soylu'nun adı konuşulmuştu. Belki diğer isimleri de sen hatırlatırsın. Ama burada toptan bir destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Kimi planlı bir strateji, propaganda biçimi bu. Hazırlanmış metinler, konuşmalar arka arkaya geldi derler. Finali de MHP lideri yaptı. Final yok dedi. Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın diye devam etti. Bu herkesin tahmin ettiği şu tabii ki. Yani görünen manzara her şeyi anlatıyor mu? Onu sorgulamaya çalışıyorum. Yerel seçim sonrası bir yeni anayasa hazırlığı ve bu da işte 2 dönem 3 dönem kuralını esnetmek üzere yapılacak adımların habercisi diyorlar. Her şey bu kadar net mi? Göründüğü gibi mi? Bir kere yani dünkü sözler Milliyetçi Hareket Partisi'nin müstakil bir parti olarak iflasının ilanıdır. Yani bir parti ne kadar ittifak içerisinde olursa olsun bir başka partiye bu kadar kaynak olur mu yani? Bu kadar lehimle yapışır mı? Bu tuhaf bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi ilk defa ittifaka girmiyor. Alparslan Türkeş döneminde de daha önce Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde daha önce çok kez girdi ittifaka. Yer buldu. Dondu mu İsmail Saymaz? Peki. Peki geldi mi? İsmail Saymaz tekrar sendeyiz. İlk kez girmiyor MHP dedin. Böylesi ittifaklara. Yani MHP 1970'li yıllarda Milliyetçi Cephe Hükümetlerinin küçük ortağıydı. 90'larda DYP ile bir ittifak girişimi yaşadı. 90'ların sonunda DSP ile hükümet kurdu. Ya hiç bu kadar bir partiye bu kadar yapışmadı. Bir partiyi ayakta tutmak için varlığını bir başka partiyi ayakta tutmak için seferber etmedi. Yani ben duyunca hayret ettim. MHP tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin karakteristik bir partidir. Tarihinde bir başka partiyi ve bir başka partinin liderini bu kadar ululamak yoktur. Bu kadar yüceltmek yoktur. Baş buğdayın çıkın işin içinden o zaman yani. Öyle ya bu
Bari onu deyin. Bari yani MHP tarihi için en anlamlı sıfat olan sıfatı yükleyin. Ben anlamadım. Ayrılmayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. yüzyıla liderlik edeceksin. O zaman siz niye partisiniz? O zaman Sayın Bahçeli neden MHP'nin lideri? Kendisi yönetmeyecekse bir başka partinin liderini destek vermek gibi bir pozisyondan ibaret kalacaksa onun liderliği. Neden siyasi faaliyet yürütüyor ki? Kapatsın gitsin. Yani MHP, tarihsel MHP böyle bir parti mi ki? Duyunca hayret ettim. Bir partinin kendi varlığını inkar etmesi demek. Bir parti iflas bayrağını çekmesi demek. Yani aynı ittifakta Yeniden Refah da var. Aynı ittifakta Büyük Birlik Partisi de var. Hiçbir parti kaderini bir partiye bu kadar bağlamamıştır. Hiçbir parti bu kadar eklemlenmemiştir. Lehimle yapışmamıştır. Bu kadar velayet ilişkisine girmemiştir. Elbette ki bunu Devlet Bahçeli yani müstakil bir parti olarak seçime girip iktidar olamayacağından hareketle ancak koalisyon ortağı olarak amacını gerçekleştirebildiği için söylüyordur. Yani seçime girip iktidar olmak çok uzak bir hayal. Fakat bu yolla yani Cumhur İttifakı'nda kalarak AK Parti'ye destek vererek emniyete de yargıya da etki edebildiği için ve söz sahibi olabildiği için bu yolla iktidar oluyor. Belki bu nedenle söylüyordur. Fakat yani bir partiyi parti yapan bütün sebeplerin ortadan kalkması demek. Cümle tam olarak neydi? Ayrılmayacaksın. Türk 21. milletini yalnız bırakamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yani ne zamandan itibaren bu böyle Sayın Bahçeli? 2016'dan sonra. Ve yeni yüzyıla dair de kurtarıcı lider tarifi yapıyor. Ya o zaman Milliyetçi Hareket Partisi eğer öyleyse 60 tane ilde niye aday çıkardı ya? Niye yarışıyor ki? Yani 21. yüzyıla önderlik edecek Erdoğan'ın adaylarının karşısında niye aday çıkardı? Yani böyle bir tuhaflık, böyle bir Peki İsmail Saymaz'da bir donma daha yaşandı. Son cümlelerini alacağım eğer düzelirse. Geldi mi? İsmail Saymaz'ı toparlayalım. Birkaç dakikamız kaldı. Çok özür dilerim. Anlık durmalar oluyor. Yani evet, aslında evet, internetin problem yok. Anlık durmalar oluyor. Ben de izah edemiyorum. Hı hı. Şimdi dediğim üzere bu MHP'nin kendi iflasını ilan etmesi demek. Bir parti olarak iflasını ilan etmesi demek. AK Parti'ye gönüllü katılımı demek. Kepengi indirdik gidiyoruz demek yani. Ben yadırgıyorum. Hı hı. Bir kere yani Cumhurbaşkanı ayrılmıyorum dese de boşuna. Bunun için anayasaya göre zaten Cumhurbaşkanı gitmek istediğini beyan etse onu derdi. Bunun için anayasal sınırlara ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı benim bu son denemem demiyor. Yasal olarak son denemem diyor. Hı hı. Bunu ne için diyor? Duygu sömürüsü için diyor. Duygu sömürüsü için. Yani ona oy vermekten vazgeçen çeşitli milliyetçi muhafazakar seçmene adeta yani rica minnet ederek bunu söylüyor. Neredeyse ölümü görün diyecek yani. O boyutta bir duygu sömürüsüyle karşı karşıyayız. Yoksa esastan kendisi ben bırakıp gidiyorum demiyor ki, bunu da diyebilir zaten. Hı hı. Sayın Bahçeli efendim gitmeyeceksin, ayrılmayacaksın diyor. Bu onun elinde değil ki. Anayasada 360'ı bulursunuz, gidişini engellersiniz. O zaman anlamı yoksa, ne? Anayasaya rağmen yani sanki Sayın Cumhurbaşkanı gönüllü olarak bırakıyormuş da yarın Sayın Bahçeli kal diyormuş. Hiç öyle bir durum yok. Ne olur? Cumhur İttifakı'nın mevcut oyu bugün itibariyle Cumhurbaşkanı'na işte bir dönem daha imkanı verecek sayıda değil. 360'ı bulamıyorlar. Bunun için ne gerekiyor? İYİ Parti'nin desteği gerekiyor. O da yetmiyor. Tek başına DEM Parti'nin desteği gerekiyor. O da yetmiyor. İYİ Parti artı Gelecek ve Saadet bloğunluğu gerekiyor. Şimdi buna bir muhalif partinin destek vermesi için ya büyük bir karar değişikliğine ihtiyacı var, külliyen Cumhur İttifakı'na katılmak gibi, ya da büyük ödüller almıştır, bundan ötürüdür. Bir muhalif parti buna niye Erdoğan'ın ömrünü bir dönem daha uzatacak, yani düzenlemeye, değişikliğe neden evet desin? Yani Devlet Bahçeli ayrılmayacaksın dese de bu onun elinde değil, Devlet Bahçeli'nin elinde değil. Bu meclisin elinde. Meclise de öyle. Yani meclis, yani bu belki MHP'de Devlet Bahçeli'nin sözü geçer. Ülke Ocağı'nda geçer de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ülke Ocağı değil ki yani. Orada 360'ı bir müzakereyle bir mutabakatla ancak sağlayabilirsiniz. Yani o peki. Da yani peki bu nasıl olabilir? Kurulduğu günden beri MHP
İYİ Parti'nin neredeyse kurumsal kimliğini düzeltişini tanımıyordu. İlk defa bu kongreye İYİ Parti davet edildi. İlk defa bir MHP'nin kurultayında İYİ Partili bir temsilci vardı. Bu herhalde... İlk kez bir temsilci geldi. Doğru. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini tanıma açısından İsmail Saymaz son kez dondu. Cümlesini tamamlaması için o donmanın geçmesini bekleyeyim. Değerli izleyicilerden de af dileyelim. Hızlıca geldi mi? İsmail Saymaz birkaç cümleyle toparlama. Evet, şunu söylüyordum. İlk defa MHP'nin kurultayına bir İYİ Partili davet edildi. Doğru. Bu ana kadar yaklaşık 8 yıl, 7 yıldır İYİ Parti'nin kurumsal kimliği tanınmıyordu. Bu kez kongreye davet edildiler. Bu da 1 Nisan sonrası İYİ Parti'den beklenti ve temennileri de ortaya koyan bir davet diye düşünüyorum. Peki, bir kısa yanıt alayım. Azmi Karamahmutoğlu yaklaşık 1,5 ay kadar önce Mirgün Cebas'a bir söyleşi verdi. Bir mülakat verdi. Orada daha henüz aday olmamıştı ama ülkücü partilere, milliyetçi temele oturan partilere dair bir okuma yaptı. %25'lik potansiyele eriştiğini, farklı farklı partilerin toplamının 1 Nisan'dan sonra bir birliktelik olabilir gibi ifadeleri oldu. Anlattı aradaki çıkmazları ama giderilebilecek sorunlar diye söyledi. Gerçi BBP'yi ayrı tuttu. Temelde ideolojik ayrışıyoruz onlarla dedi ama MHP, İYİ Parti zafer konusunda. Böyle bir şeyi İsmail Saymaz bekler mi? Böyle bir gelişmeye gebe bir atmosfer var mı? Bu 1 Nisan'da İYİ Parti'nin sandıktan nasıl çıkacağıyla ilgili olarak değişir sorunun cevabı. İYİ Parti %7 ve altına inerse ya da beklentilerin, öngörülenin altına inerse İYİ Parti'de bir liderlik arayışı başlar. Meral Akşener belki siyaset sahnesinden çekilir. O takdirde İYİ Parti'deki milliyetçi blok ve kanat, üçün milliyetçilerin birliği diye zaten daha önce ortaya attığı iddianın izinden gider ve MHP'ye ve Zafer'e çağrıda bulunur. Ben Zafer'i çok daha edeceklerini zannetmiyorum. Ama peki, MHP ile İYİ Parti arasında bir yakınlaşma gelişebilir. Peki. İsmail Saymaz çok teşekkürler. Manşetleri birlikte değerlendirdik. Başta Hatay'daki Gökhan Zan sınavı olmak üzere ki suç duyurusu metni eline geçebilir. İsmail Saymaz bunu talep ettiğini açıkladı. Eline ulaştığı an tekrar görüşmek üzere, ekranlara taşımak üzere diyelim. Teşekkürler. Döndük stüdyoya. Şimdi bir sahaya dönelim efendim. Haber sahada diyoruz. İzmir'e döneceğiz. Bergama'ya. Agrobay tarım işçilerini biliyorsunuz efendim. Haklarını arıyorlar. Aramak için sendika üye oluyorlar. Üye olduktan hemen sonra da ne oluyor? Ülkemizin klasik bir acı son, bir utancı aslında. İşten atılıyorlar. İşlerine son verilen 37 tarım işçisi artık 200 günü aştı efendim. 210 gündür hak arayışında seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu kez başkente bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Ve Gamze Elçi adım adım takipte. Dönelim sözü onlara bırakalım. İşçilerimizi de görüyorsunuz. Emekçiler hakkını ararken bakalım Gamze Elçi neler aktaracak. Can Coşkun, evet biz şimdi İzmir, Bergama'dan Ankara'ya doğru yürüyen o tarım işçilerinin yanındayız. Yani İzmir-Ankara yolundayız. Onlar hak arayışlarına 210 gündür devam ediyorlar. Çok defa gözaltına alındılar, çok defa biber gazı yediler. Maalesef onlar da sadece bir tarım işçisiyken biber gazıyla ve şiddetle karşı karşıya kaldılar. Hak arayışlarını aslında defalarca yaptığı basın açıklamalarıyla, eylemlerle dile getirmişlerdi. Ancak maalesef sesini duyuramadıkları için son çareyi artık Ankara'ya yürümekte buldular. Onlar İzmir'in Bergama ilçesinde Seradağ çalışan tarım işçileriydi. Domates, salatalık yetiştiriyorlardı. Haklarını aramak için aslında bir baş gösterdiler. Seslerini duyuramayınca da sendikaya üye oldular. Arkamızda bir sendika olsun ki hakkımız savunulsun en azından dediler ama sendikaya üye olduklarının neredeyse ertesi günü ya da birkaç gün sonra bazıları da işten atıldıkları şokuyla karşı karşıya kaldılar. Yani ekmek mücadelesi verirken aslında ekmeklerinden komple oldular. İşsizler 210 gündür. Evde bekleyen çocuklar var. Eve aş götürmek lazım ama onlar işsizler. O yüzden de şimdi Ankara'ya yürüyorlar. Son durakları meclis olacak. Gördüğünüz gibi yoldan geçen araçlarla işçilere korna çalarak destek veriyorlar. Sivil toplum kuruluşları var, kadınlar var, Bergamalılar var.
Herkes burada işçilerin yanında. Onlar da gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Cem Cengarsan size gösteriyor. Sloganlar atıyorlar. Kimi dizinden rahatsız yürüyemiyor. Kiminin şekeri var. Kimi bugün Ramazan biliyorsunuz bugün oruçlu. Ama oruçluyuz, oruçlu olmamıza rağmen hak arayışımızı yürüyerek devam ettiriyoruz diyorlar. Şimdi bulunduğumuz nokta, biz Bergama'dan çıktık. Bergama'dan Kınağa doğru devam ediyoruz. Kaç kilometre yürüdük şu an için tam bilemedim ama bakın işte burada da araçları görüyorsunuz. Onlar da yoldan geçenler işçilere el sallıyorlar. Onlar aslında tüm Türkiye tanıyor. Akroba işçilerini bütün Türkiye tanıyor. Çünkü biber gazına eylemde şiddete maruz kalmışlardı. Trafik ekipleri de güvenlik açısından burada jandarmayla birlikte onları yol boyunca izleyecekler. Akroba işçileri yalnız değildir. Hak arayışımıza devam edeceğiz diyorlar. Sloganlarla devamdalar. Kameraman arkadaşım Cem Cengi Arslan da an ve an bu yürüyüşü gösterdi, ekranlara getirdi. Bizler de Sözcü Televizyonu olarak an ve an bu yürüyüşü ekranlara taşıdık Can Coşkun. Teşekkürler Gamze Elçi, kolay gelsin. Bir yandan gelişmeleri izliyoruz, olup bitenleri. Bir tarafta soruşturmalar, yargı aşamaları, bir yanda hak arayışları, bir yanda o skandal, maç sonrası görüntüler, FIFA'dan gelen açıklamalar. Birazdan meslek büyüğümüz Ercan Taner'le de konuşacağız. Gözümüz üstünüzde anlamı çıkar diyor Ercan Taner. Bir yayın öncesi mesajı notu olarak da okumuş olalım. FIFA'nın vermiş olduğu bu mesaj, yapmış olduğu bu açıklama, Infantino aracılığıyla gelen açıklama, bu yazılı açıklama sıcağı sıcağına demek doğru olur herhalde. Yani dünkü olan bitenden sonra hala konuşmayan yetkililer varken FIFA'dan bir açıklamanın gelmesi net bir şekilde önemli. Verilen şampiyona var, kupa finalleri var. Yani bunların hepsinin riske gireceği bir dönem olabilir. Avrupa'ya takım sayımız, katılım sayımız artıyor. Ülke puanı şöyle böyle biraz düzeldi. İyi şeyleri konuşmaya çalışırken, Avrupa Şampiyonası gidişi varken, zaten herhalde federasyon başkanı sadece Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takım olduğu için bu kadar kalabildi diye düşünüyor insanlar. Çünkü bu organizasyonlara dair her birinin bir skandal silsilesiyle bitmesi, kim koruyor kardeşim bu adamı diye bir soru var mesela. Mehmet Bey yazmış. Kim koruyor kardeşim bu adamı diye. Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum'un yazdıkları nereye gider diyor. Trabzon'a özgü bir atıf mı var? Federasyona özgü mü var? Hepsini bir mi değerlendiriyor? Hani futbolun içinde de olsa özerk bir alan açılması. Ne yapıyorsunuz orada? Bu. Böyle bir anlayışla. Böyle bir tonlamayla yazılmış bir açıklama. Mehmet Bey'in açıklaması. Mehmet Uçum'un yazdıkları. Bakalım nereye gidecek iş? Şimdi kapanışı aslında bir hak arayışıyla yapacağız. Akbelen'e döneceğiz tekrar. Bu sıcak gelişmeleri ufak ufak özetlemişken sizlere, Akbelen ormanını vermeyeceğiz diyor köylüler. Çünkü anayasal haklarını kimi zaman kolluk kuvvetlerine karşı hatırlatmak durumunda kalıyorlar. Ağaca sarılmanın suç ilan edildiği, efendim 3 kilometre uzaktaymış senin köyün. Burada senin imza hakkın, itiraz etme hakkın, hiçbir hakkın yok diyenlere karşı da hatırlatıyorlar. Burada ağaç katliamı yasak aslında. Yani yasak olması gereken bu. Sesimizi yükseltmemiz değil diyorlar. Sonra ne oldu? Çevrede bir de linyit sahası bulundu. Tarım alanları için bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Sonra bir baktık Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gidip anlatmış meğerse meseleyi. Ya işte Akbelen ormanları üstüne burası linyit sahası, bu kararname iptal edilmeli, acele kamulaştırma demiş. Cumhurbaşkanı aynı imzayı geri çekti 3 gün sonra. Başka bir kararnameydi. Dolayısıyla yakından takip etmeye devam. Daha fazlası haberde. Her yer Akbelen, her yer direniş. Bu köylülerimizin feryatlarını duymayanlar, ağaçlara sarılıp ağlayan insanları görmeyenler, birdenbire yerel seçim öncesinde sanki birden doğa sever kesildiler. Tarım alanlarının maden ocağına açılması kararından vazgeçildi. Ancak bu karar onlara samimi gelmiyor. Çünkü seçimden sonra tarım alanları yine bir imzayla maden ocağına dönüştürülebilir. Hiç şüpheniz olmasın, seçim için yapılmış bir hamle. İktidarın samimiyetine inanmıyoruz. Tabii ki sonuna kadar haklarımızı savunacağız. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden ocağı çalışmalarına tepkiler sürüyor. Her gün dinamit patlamalarıyla sallanan ve evleri zarar gören ikiz köylüler Akbelen'de büyük buluşmalar
konuşma düzenledi. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Yazılı pankartlar açıldı, sloganlar atıldı. Evim gitmiş, toprağım gitmiş. Ben burada iniklerimi, kuşumu, kurdumu bırakıp gitmem. Bunun sonunda ölmek var, dönmek yok. Ekmeğimizi, suyumuzu, köyümüzü yok etmesinler. Biz bu köyde yaşamak istiyoruz. Başka hiçbir derdimiz yok. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras başta olmak üzere birçok CHP'li isim de eyleme destek verdi. Hukuki olarak acele kamulaştırma kararı sadece burada geri alındı. Yani işlemin tesisi ve işlemin tamamen durdurulmasıyla ya da işlemin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir irade ortaya konmadı. Onların samimiyetine asıl biz 1 Nisan'dan sonra bakacağız. Muğla İkizköy'de termik santrale enerji sağlanması için ormanlara girildi. On binlerce ağaç kesildi. Son olarak da 190 parsellik tarım arazisine lignit maden sahası kurulması kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan acil kamulaştırma kararını imzalasa da 2 gün sonra fikir değiştirdi. Erdoğan'ı karardan vazgeçiren köylülerin eylemi ve doğa değil, AKP Muğla adayı Aydın Ayaydın'ın ricası oldu. Ancak seçim öncesi alınan karar seçimden sonra bir gecede değişebilir. Hadi kısacık bir ara. Saat başından önce karşınızdayız. Yenilenen manşetlerimiz, sahada takip ettiğimiz detaylar, seçime giden bir ülke. Sonra bir de dünya turu. Dışarıda da neler olmuş bitmiş bir haberimiz olsun. Can, in oradan. Can! Sen de çocuğunu güvenle emanet edebileceğin kreşler istiyorsan güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Can, gidiyoruz. Sınırsız yaşa. Yeni Kona Elektrik 1.499.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Arzum Air Tasty ile hoş geldin Ramazan. Güle güle yağlı yemekler. Crust Mix ile hoş geldin Ramazan. Güle güle iftara yetişme telaşı. Arzum'la hoş geldin Ramazan. Şimdi Air Tasty alana Okka Mini hediye. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Dört dörtlük beslenme için haftada en az 4 kez duru. Mesela bugün nefis bir yeşil mercimek salatası. Ayrıca duru kalitesi, duru lezzeti ve duru uzmanlığı. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. İstanbul'da 15 bin işçimiz yerin altında yepyeni metrolarımız için çalışıyor. Trafik sorununu kalıcı şekilde çözmek için açtığımız 5 yeni hatta ek 18 Mart'ta açılacak Ataköy İki telli metrosuyla İstanbul bir dünya rekoru kırıyor. İsrafı bitirdik, metroları getirdik. İstanbul başardı. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz.
Bugün tam 70 sene. Evlilik hazırlıklarına Vestel'den başlayın. Vestel'den yapacağınız seçili dörtlü beyaz eşya ve televizyon alışverişlerinize özel 10 bin lira indirim sizleri bekliyor. Kaçırmayın. Sözcü ekranlarında gündem masası devam ediyor. Haberin daimi adresinde yine manşetleri hatırlatıp sahaya döneceğiz efendim. Günün anlam ve önemine binaen 18 Mart'ı konuşacağız. Siyaseti konuşacağız, yerel seçimi konuşacağız. Hatay'da bu kez bir Gökhan Zan sınavı var. Daha önce Hatay özelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş sınavı var diyorduk. Çünkü birden fazla kez değerlendirilen toplantılar, kararlar, adaylaştırılacak mı, geri mi çekilecek? Neler neler konuşuldu. Bugün Lütfü Savaş adayı, artık seçime az bir süre kaldı. Bundan böyle herhangi bir yerde majör bir değişiklik olmaz diye bekliyordu insanlar. En çok sorulan mesela Yeniden Refah Partisi şurada burada adayını çeker mi? Onlar da bu ekranlar başta olmak üzere yalanlanmıştı derken Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ın adaylığının çekildiğini söyledi. Gökhan Zan çıktı, montaj, kumpas, böylesi girişimlere maruz kalıyorum, yargıya gidiyorum, adaylıktan da çekilmiyorum dedi. Az önce İsmail Saymaz tüm fotoğrafı ortaya koydu. İddia şerhini önemli kullanarak gün içerisinde kendisine ulaşacak o suç duyurusu metninde sıcağı sıcağına ekranlara taşıyacağız. Belki yeniden konuşacağız çünkü ne olacak sorusu tam bir karşılık bulmadı. İsmail Saymaz'ın anlattıkları o özel bilgiler fotoğrafı oluşturdu. Ama iddia şerhini kullandığımız yerlerin iddia mı yoksa gerçek olduğunun belirlenmesi, İşte işin bam teli orada kopacak. Konuşacağız. Başka ne var? Siyaseten bir cümle. Ayrılamazsın, bırakamazsın. MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük. Türk milletini yalnız bırakamazsın dedi. Yeniden genel başkan seçildiği kurultayda konuştu Sayın Bahçeli. Ve Sayın Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanı için devamı yönünde iradeyi net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi 3 dönem adaylık üzerine konuşuluyor. Yeni anayasa konuşuluyor. Bunun gölgesinde gelen bir açıklama olduğunun altını önemli çizelim. Ne anlam ifade eder? Konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Aslında gerçeği konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Her 4 kişiden birinin yardıma muhtaç olması. Gerek merkezi hükümet gerek yerel yönetimler kanadıyla gelen yardımlar aslında utancı belgeliyor. Ekonomik krizi belgeliyor. Vatandaşın hayata tutunma çabasını belirliyor. Vatandaşın hayata tutunma çabası yakın geçmişte ay sonuydu. Ay ortası oldu, şimdi maaşın ertesi gününden söz ediliyor. Kredi kartlarıyla, kredi kartı borçlarının asgari tutarıyla yaşama tutunma savaşı veriyor. Emekli, asgari ücretli, ülkenin gerçeklerini her sektörde kim ne yaşıyorsa ekranlara taşıyarak özel röportajlarla sağlayacağız. Her 4 kişiden birinin yardıma muhtaç olması ise manşetten bize bir utanç selamı çakacak. Bir de utanç selamını Yeşil Sağ'da çaktı dün. Hep skandal dedik, yine skandal. Her zaman yeni eşikler atlıyoruz. Türk futbolunda skandallara bir yenisi daha eklendi. Sahaya girilen, sahada yapılan saldırılar,
sonra olup bitenler, yine akla gelen TFF Başkanı, dün nedense görevlendirilmeyen çevik kuvveti daha fazla emniyet kadrosu, göz göre göre bir şeylerin göz önünde saniye saniye adeta bir geri sayıma uğrayarak devam filmi niteliğinde ekranlara yansıtılması. Geçmişte yaşanan, cevapsız kalan, faili bulunmayan saldırılar da hatırlatılarak dünkü skandalın şifrelerini meslek büyüğümüz Ercan Taner'le değerlendireceğiz. Ama önce bugün tarihi bir itirazı konuşacağız. Bugün 18 Mart. 18 Mart özelinde neyi konuşacağız efendim? 18 Mart özelinde artık 18 Mart'ın şifrelerini, bıraktığı mirası konuşacağız. Çünkü 18 Mart özelinde yaşanan var. Bir de orada bulunan itirazın, o önemli, değerli itirazın bıraktığı miras ve o mirasın açtığı patikadan verilen bir mücadele var. Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuruluş dönemini, Mustafa Kemal Atatürk'ü, hepsini konuşmaya başlıyoruz. Almanın, saygı duruşun, duyulan minnetin adresi Nedim Bayhan orada. Hiç rol çalmayalım efendim. Çünkü itirazın noktasında, o itirazın başladığı yerde ki o itiraz bugünlere gelinmesinde vesile olan o ilk başkaldırı, açılan patika, mirasın adının konduğu yer. Nedim Bayhan, sendeyiz. Can Coşkun, 109 yıllık bir destandan bahsediyoruz. Bir kurtuluş mücadelesi, birlik mücadelesinden bahsediyoruz. 19 Şubat 1915 tarihine geri döndüğümüz zaman İtilaf Devletleri şu anda bulunduğumuz nokta olan Gelibolu'da Çanakkale Boğazı'nın giriş noktasına kadar. Belki de o güne kadar dünyanın görüp görebileceği en büyük donanmayla aslında Çanakkale Boğazı'nın kapısına dayandı. Buradan ilk hedefleri İstanbul'a geçmek, ardındansa Rusya devletine o dönem Rusya'ya bir şekilde yardım ulaştırmaktı. Fakat burada verilen kahramanlıkla, burada verilen mücadeleyle, burada kahramanlık mücadeleleriyle aslında işte İtilaf Devletleri'nin donanmaları geri püskürtüldü. 18 Mart artık bizim için 109 yıllık bir destan, 109 yıllık bir hikaye, kanla yazılmış bir mücadele. Şu anda da Gelibolu'da bulunan Şehitler Abidesi'nde resmi tören yapılıyor, devlet töreni. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce bu noktaya geldi. İstiklal Marşımız okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Yaklaşık 15 dakika sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma gerçekleştirecek. Ardından saatlerimiz 14.10'u gösterdiğinde göklerdeki gözlerimiz Solotürk bu noktada bir gösteri uçuşu yapacak buradaki izleyenlere. Daha sonrasında devlet töreni bittikten sonra Şehitler Abidesi vatandaşlarımıza açılacak. Vatandaşlarımız da 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale zaferini Şehitler Abidesi'ne gelerek gururla büyük bir mücadelenin verildiği bu noktada atalarını anabilecekler. Tabii törenler saat 10'da ilk olarak Çanakkale'de bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler o noktada Atatürk Anıtı'na Milli Savunma Bakanlığı'nın çelengini bıraktı. Toka taktı, Cumhuriyet tokası taktı. Şu anda da biz kameraman arkadaşım Uğur Koçkaya'yla beraber Gelibolu'da o mücadelenin en büyük anıtı olan Şehitler Abidesi'nin hemen ayaklarının altındayız. Bizim bile bu noktada tüylerimiz ürperiyor çünkü 109 yıl boyunca burada her sene, her gün aynı saatte burada törenler yapıldı. 18 Mart 1915 tarihine geldiğimiz zaman hemen sağ tarafımızda bulunan Çanakkale Boğazı İtilaf Devletleri'nin donanmalarıyla tamamıyla dolmuştu. Ve bu noktada
çok büyük kahramanlıklar ortaya çıktı. Başta Nusret Mayın gemisi, ardından Seyit Onbaşı gibi nice kahramanlarımız ortaya çıktı ve İtilaf Devletleri bu noktada döşenilen mayınlarla o İtilaf Devletleri'nin donanmaları, Ocean özellikle, Irresistible özellikle bu noktada o dönemin son teknolojilerine sahip bu gemiler o mayınlara çarparak burada Boğaz'ın serin sularına battılar. Şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan kürsüye gelecek ve günün ve anlamı, günün anlam ve önemine dair konuşmalarını gerçekleştirecek. Konuşacağız efendim. Çok soru geldi. O soruları da yöneltmek istiyorum. Çanakkale Savaşları konusunda uzman bir isim. Bugün birçok meslek büyüğümü burada ağırlayacağım, konuşacağız. 18 Mart'ı da hakkıyla konuşmak için ben uzun yıllar boyunca dergi yayıncılığında da takip ettiğim, NTV Tarih başta olmak üzere araştırma dosyalarından esinlendiğim, birçok şey öğrendiğim çok değerli Gürsel Göncü, onur duydum açıkçası stüdyoda konuk etmekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi 18 Mart'ı ben bir yayıncı, bir haberci olarak ikiye ayırmaya çalışıyorum her yıl yaptığım yayınlarda. Bir sahası var bu işin, bir de bıraktığı miras var. Kurtuluş Savaşı'ndan yıllar öncesine dayanan ama orada itirazın belki de kodlarının örüldüğü, duvarının örüldüğü, bir patikanın açıldığı yer olarak da okumak mümkün zannediyorum. En azından okuduklarımız böylesi yorumlara yapmaya itiyor bizi. Önce saha diyeyim, Gürsel Göncü, sahaya dair ya her bir ferdi bu milletin bu aşamalarını bilmeli dediği, o dönüm noktalarına dair burayı daha çok ön plana çıkarmalıyız. Çünkü bu anlamı vardır dediği eşikler nelerdir? Çanakkale deyince neleri ezbere bilmeliyiz? Estağfurullah. Evet. Birinci mesele şu, demin dediğiniz gibi birinci savaşın başlarında ortaya çıkan önemli bir deniz muharebesi bu. O döneme kadar karayla deniz arasında gerçekleşmiş tarihteki en büyük mücadele. Ve Türk savunmasının, Türk askerinin bir gerileme, büzüşme dönemindeki Osmanlı Devleti'nin bütün olumsuzluklara rağmen direnç gösterdiği, hatta en sonda söyleyeceğim işini baştan söyleyeyim. Yani kardeşim bundan yere geçemezsin. Arkada benim çoluğum, çocuğum, ailem var. Buraya kadar geldin, bundan sonra burada duracaksın dediği yer. O bakımdan bizim için bunun mirası çok önemli. Ve dediğiniz gibi bu işin, bu durumun önemli kilit noktalarını bilmek ve geleceğe bırakmak açısından da böyle bir sorumluluğumuz var. Bu mesele her türlü siyasi mülazanın, şunun bunun üzerinde yani ne düşünürsek, ne olursak olalım, eğer bu topraklarda, bu coğrafyada mevcudiyetimizi sürdüreceksek, çoluk, çocuk, torun, bilmemiz gereken, korumamız gereken, yaşatmamız gereken bir miras. 18 Mart önemli bir dönüm noktası şüphesiz dediğiniz gibi. Çok şey söylenir, anlatılır, detaylar var. Şu kadarını söyleyeyim. Önemli bulduğum, bir bu konuyla ilgilenen bir insan olarak. Birincisi şu, dönemin en büyük deniz gücünden bahsediyoruz. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi. Ve bu deniz gücü İstanbul'u devre dışı bırakmak istiyor. Yani Osmanlı Devleti'ni devre dışı bırakmak istiyor. Rusya ile bağlantı kurabilmek ve çok kaba taba bir tabirle Almanları Avrupa'da sıkıştırmak ve yeni petrol başta olmak üzere iktisadi kaynaklara ulaşabilmek için. Dolayısıyla Türkiye coğrafyası temel kilit. Türkiye'yi devre dışı bırakmak için Osmanlı Devleti'ni devre dışı bırakmak lazım. Bunun en pratik, daha doğrusu en ucuz yolu da bir deniz harekatı. Çünkü Osmanlı Devleti savaş dışı kalırsa kara harekatlarına, şuna buna ihtiyaç kalmayacak. Dolayısıyla aslında kağıt üstünde gayet parlak bir strateji. Gemilerle gelip geçeceksiniz, Marmara'ya gireceksiniz, Osmanlı Devleti'nin savaş dışı bırakacaksınız ve Rusya ile bağlantı kurarak, çünkü Rusya tahminen size karşı koyamayacaklar. Şüphesiz. Öyle tahmin ediyorlar. Öyle tahmin ediyorlar. Ve Rusya'ya bir asker ve özellikle teçhizat desteği verdikten sonra savaşı bitirmek. Temel strateji bu ve kağıt üstünde gerçekten hiç de fena değil. Ama hesaba katmadıkları bazı önemli taktik detaylar olduğunu anlayacaklar.
Üç şey de söyleyebiliriz aslında birincisi. Birincisi Boğaz'dan gemilerini geçirmek zorundalar. Boğaz'dan gemilerini geçirmek için Boğaz'a döşenmiş olan mayın hatlarını temizlemek zorundalar. Onlar temizlenmeden Boğaz'dan geçemiyorlar. Çünkü bizim topçumuz onlarla mukayese kabul etmeyecek kadar zayıf ve etkili değil o büyük zırhlılara karşı. Ama mayın tarama gemilerine karşı etkili. Dolayısıyla Türk topçusunun bir tek önemli hedefi var. O da mayınları temizletmemek. Biz mayınları temizletmediğimiz için Çanakkale Deniz Muharebesi'ni kazandık. Onlar da bunu biliyorlar. Dolayısıyla kıyı topçularını temizlemek zorundalar. Kıyı topçularını temizleyemedikleri için mayınlar da kalıyor maalesef onlar açısından. Dolayısıyla 5 hafta sonraki kara harekatı, Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkacağı kara harekatı da aslında Kilit Bayır Platosu'nu ele geçirip bu kıyı topçularını etkisiz hale getirmek ve donanmalarına İstanbul yolunu açmak için. Ama demin dediğim gibi karşılarında ummadık bir direnç ve müthiş bir savunma stratejisi ile karşılaştıkları için başta Cevat Paşa olmak üzere bunu 18 Mart günü başaramadılar. Atatürk'ün gözünden nasıl görünüyor? Vallahi Mustafa Kemal'in gözünden şöyle görülüyor. Mustafa Kemal'in önemli bir farkı var. Evet, yeni jenerasyon, yeni kuşak subaylar var o dönemde de. Fakat hem bunların sayıları az hem de bunlar daha düşük rütbelerdeler onun için. Mustafa Kemal şöyle bakıyor. Yani burayı geçmeye çalışacaklar. Deniz harekatında başarısız oldular ama ana stratejileri bu. Dolayısıyla gemilerini geçirmek için mutlaka Kilitbayır Platosu'nu kullanmaları, orayı tutmaları lazım kıyı topları için. Ne yapacaklar? Karaya asker çıkaracaklar. Ve bunlar nereye çıkaracaklar? Çünkü büyük bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. Mustafa Kemal'in farklılığı şu. Mustafa Kemal her şeyden önce bir coğrafyacı. Coğrafyanın önemini anlamış bir insan evladı. Farkı burada. Sonra Kurtuluş Savaşı cephelerinde de görüyoruz. Burada. Evet, o deneyimini oraya da aktaracak İstiklal Harbi'ne. Ama burada o büyük platonun önemini anlıyor. Kilitbayır Platosu'nun orada yaklaşım yolları. Bunu nasıl? Eldeki haritalar falan yetersiz. Dolayısıyla sabahtan itibaren göreve geldikten sonra rezerv ihtiyat komutanı olarak 19. tümene sabahtan itibaren diğer başka bazı komutanlar hani oturup çay içerken ya da neyse işte Mustafa Kemal sabahtan itibaren araziye çıkıyor ve çalışıyor. Hangi patika nereye çıkar, hangi yol nereye varır ve bunları arazi üzerinde deneyimliyor. Ki bir kara çıkarması olduğu zaman kuvvetleri nasıl, nereden sevk edeceğini bilsin diye. Yani işin bence esası bu, coğrafya yani. Bir yandan törenler de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma gerçekleştiriyor. Bizler de konuşmaya devam edeceğiz. Oradan yükselen mesajları da ekranlara taşıyacağız bir yandan. Cephe hattı bu. Biraz da o mirası söyleyelim. Atatürk açısından savaş teknikleri, cephe avantajı bu yönüyle galiba epey bir birikim var. Zaten şüphesiz birikimli bir subaydan söz ediyoruz. Ama sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda da bazı geri çekilme hamleleri var. Aniden baskın hamleleri var. Başkent Ankara'nın artık coğrafi olur çevresine kadar gelmiş bir düşman kuvvetlerine karşı ortaya koyduğu bir mücadele var. Orada miras, bu mirasın hangi izlerini görürüz? Neleri hatırlatmak istersiniz? Birinci soru, toptan bir İstiklal Harbi, oradaki hüviyet, Çanakkale'den yükselen bir cesaret payesi var mı insanların gönlünde, zihninde, motivasyonunda, cephe hattında? Bizim Kurtuluş Savaşı'mıza bıraktığı mirası da biraz sormak, sorgulamak istiyorum. Tabii, çok doğru. İki mesele var bence. Birincisi Mustafa Kemal Bey'in, Mustafa Kemal Paşa'nın şahsıyla ilgili. Çünkü Mustafa Kemal demin konuştuğumuz gibi o dönem Yüksek Komuta Kademesi'nde değil. Arazide çalışan, sahada çalışan bir yüksek seviye, bir subay ama karar verici bir mevkide ve pozisyonda değil. Dolayısıyla Çanakkale Muharebeleri tamamen sona erdikten sonra, kara muharebeleri de sona erdikten sonra, yani 1916'nın 9-10 Ocağı'ndan bahsediyorum. Yani Ocak başından itibaren
Mustafa Kemal'in Çanakkale'de neyi başardığı, neyi yaptığı, ne kadar kritik noktalarda bu 10 ay içerisinde 3 kritik noktada neyi başardığı efkari kamuoyu tarafından bilinmiyor. Yani ve çünkü bunlar yayınlanmıyor, işte şey kısıtlı, bir de Mustafa Kemal o dönem o kadar da öne çıkmasının arzu edildiği bir insan değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fakat bu halk arasında, insanlar arasında, askerler arasında yayılıyor. Sarı Paşa diye bir adam var ve bu adam Çanakkale'de şunları yaptı ve bunları kazandık. Evet, diye. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu Mustafa Kemal'in daha sonra Kurtuluş Savaşı sürecinde bu dağılmış ve çok olumsuz koşullarda bir lider olarak ortaya çıkması, kongreler süreci ve bunları organize edip örgütleyebilmesinde çok önemli bir faktör. Çünkü insanlar daha önce yapmışlığı var diye düşünüyorlar. Kesinlikle. Yani nereden çıktı bu adam diye bir şey yok. Gerçi bu hiç tanıtılmamış, konuşulmamış, çok kısıtlı bir şey ama insanlar bunu konuşuyorlar, biliyorlar. Bu bence demin sorduğunuz sorunun en önemli cevabı. İstiklal bir sürecinde Çanakkale'siz bir Mustafa Kemal bence Atatürk olamazdı. Onun tanınırlığı, oradaki başarısı çok önemli bir referans oluşturdu ve bu İstiklal Harbi'ni kişisel olarak etkiledi. İkincisi ise demin dediğiniz gibi Çanakkale Savaşı'ndan onun özür dilerim çıkardığı dersler İstiklal Harbi'nde özellikle taktik anlamda çok büyük özellikle kazanımlara dönüştü. Dolayısıyla işgalcilere karşı orada yaptığı hareketler, geri çekilmeler, ilerlemeler ve birçok askeri harekette Çanakkale'den çıkarılan dersler vardı. Yani iki bakımdan da ne diyeyim çok şanslıyız. Tarihin bu döneminde böyle bir insan evladı orada görev yaptığı için. Yani bu toprakların savunmasında öncü olmuş bir isim. Kesinlikle. Yani bunu her türlü siyasi askerin mülazanın üzerinde tutarak bakmamız lazım ki bu geleceğe devam etsin. Yoksa ne bileyim işte daha sonraki yıllarda yaşadığımız çeşitli olumsuzluklar, yanlış anlaşmalar, yanlış aktarımlar, şunlar bunlar. Halbuki bizim ihtiyacımız olan bu bilgi, bu özellikle sahayı yani orijinal dokuyu korumak ve bunu geleceğe ulaştırmak. Benim aklıma birçok şey geliyor. Şimdi hepsini not almam lazım. Ders gibi dinliyorum çünkü. Mayınlardan söz ettiniz mesela. Benim aklıma hemen işte Suriye sınırındaki mayınlar temizlendikten sonra olup bitenler geldi. Yani Çanakkale'de o mayınları koruma bile ne kadar önemli bir dönemece işaret etti. Radikal bir sapma gösterdi savaş. O sırada cephe hattında. Ama yani günümüzde yakın konjonktürde yaşadığımız işte mayın temizlemesi, sonrasında yaşadıklarımız, sınır hattımıza dair artan endişeler, terör yapılanmaları, neler neler konuşuyoruz. Yani oradaki mayınların temizlenmesi aklıma geldi işte. Çıkarılacak belki 1000 tane ders var ama her cümlede ayrı bir değer yatıyor. Yani bunları eğer dokümante etmek, gelecek kuşaklara aktarmak, özellikle araziyi korumak bunun için önemli. Tabii. Yani o araziyi otantik, orijinal haliyle korumamız lazım ki oraya gittiğimiz zaman kim giderse gitsin, nereden bu insan ne düşünmüş, nasıl yapmış, orası neresi, o coğrafi şeyi, o dokuyu koruyalım. Eğer onu korumazsak, gittiğimiz zaman orası plastikleşirse, bozuşursa, ya istediğimiz kadar yani bayrakları büyütelim, heykelleri... Onlarla halledemeyiz. Ancak bilgiyle, araştırmayla ve araziyi koruyarak Mustafa Kemal'in mirasını geleceğe taşıyabiliriz. Neler eksik bu konuda? Final sorusunu da öyle bağlayalım. Bugün mesela size, bilmiyorum en yetkili kimdir devlet katında bu meseleye dair işte bir daire, bir birim. O kişi size telefon açsa, önerilerinizi istese, Çanakkale'yi bugüne kadar hakkıyla... tanıtamadığımızı ya da değer atfedemediğimizi düşünüyoruz, telafi edeceğiz dediler. Evet. Ne önerirsiniz? Vallahi şunu öneririm. Gerçi şu anda Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı bir alan orası. Hı hı. Ve eski Milli Park dönemiyle kıyas kabul etmeyecek kadar bana kalırsa iyi ve doğru bir yönetim. Yani iyi işler yapılıyor. Yapılıyor. Geçmişe kıyasla iyi işler. Kesinlikle. Bir defa onu teslim etmemiz lazım. Önemli bir mesele bu. Haksızlık olur diğer türlüsü. Üstüne öneri. Üstüne öneri şu. Yani buradaki esas mesele, hep tartıştığımız, konuştuğumuz mesele, orada çok ciddi bir otobüs turizmi var. Şimdi otobüs turizmi olduğu zaman ister istemez otobüs için yollar yapmak gerekiyor. İnsanların yemek yiyeceği yerler, tuvaletler, şunlar bunlar, orada başka bir aksiyon alanı oluyor orası. Anladın mı? Yani bunu öteden beri söylüyorum yani 20 küsur senedir. Bunu
sınırlandırmamız lazım. Yani mümkün mertebe insanlar, yani çoluk, çocuklar ve hasta, yaşlılar haricinde mümkün mertebe muharebe, sıcak muharebe alanlarının dışındaki köylerde ya da o noktalarda durup ondan sonra yürüyerek arazide profesyonel rehberler eşliğinde bu anlatılmalı ve konuşulmalı. Çünkü o alan yollarla, şunlarla, bunlarla bozuşturulursa geleceğe kalmaz. İşte kıyı kayıyor, öteki bilmem ne oluyor, anlatabiliyor muyum? Yani buradaki mesele... Yani 20 yıllık, 50 yıllık düşünmemek, daha uzun vadeli düşünmek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Yani işte erken cumhuriyet döneminde yapılan ağaçlandırmalar var. Mesela işte ağaç iyidir, bozkır kötüdür gibi yanlış bir anlayışımız var. Yani kuzeybatı rüzgarlarına tamamen açık, bir, sert bir coğrafyadan bahsediyoruz. Orada ağaç, çam falan olamaz. Çekilen o dönemki fotoğraflarda görüyoruz zaten. Öyle bir şey yok orada. Yani yaptığımız bir dizi yanlış var. Dolayısıyla iki mesele. Bir, coğrafyayı otantik haliyle korumak. İkincisi, spesifik konularda özel araştırmaları arttırmak. Yani genel ve büyük laflar yerine işte Fransız sektörü uzmanı, Avustralya Anzak sektörü uzmanı... Batı cephesinde ya, olduğu hamasi gibi... Hamasi söylemden ziyade anlayalım. Kesinlikle öyle. Yani Doğu cephesi siper kenarı uzmanı var Belçika'da. Anlatabiliyor muyum? Ya da sadece o dönemde arazide işte gittiğimiz zaman... De ben de Fransız sektörü için söyleyebilirim. Yani o hadise şurada değil, 20 metre şu tarafta oldu diye bilen insanlara ihtiyaç var. Çalışmalarımızı daha detaylı... bir şekilde yapmalıyız ki onlar geleceğe kalsın bir referans oluştursun. Yani laf etmek, büyük şeyler konuşmak vesaireden ziyade bu çalışmalara ve gelecek kuşaklara belge, bilgi, doküman ve araziyi orijinal şekilde korumaya ihtiyacımız var. Bence Çanakkale'den çıkacak en önemli ders günümüzde. Ben yeni nesli veya kuşağı çekebilmek için galiba bir sinema projesiyle de şekillendirilirse bu saha saha... Çok haklısınız. Aynı şeyi epeydir düşünüyorum, konuşuyoruz. Bu konuda çalışmalar da var. Umarım yani, sonuçlanır. Biz araziyi şu anda cep telefonumuzdan diyelim 150-200 metre gibi bir yükseklikten 45 derece açıyla gördüğümüz zaman zaten oraya gittiğimiz zaman algılayamayacağımız bir şekilde anlayacağız orada Mustafa Kemal'in başarısını, Türk askerinin pozisyonunu, Avustralyalıların taktiğini, neyse. Yani oraya gittiğimiz zaman bunu algılayamayız. Ama yeni teknolojileri bu anlamda kullanırsak, oraya gitmeye gerek kalmadan da savaşı belki çok daha iyi bir şekilde yeni nesiller algılayabilir, anlayabilir. Ya en basitinden bizim kullandığımız cihazlar, kameralar açısından eskiden helikopter uçurmak gerekiyordu. Kuş bakışı bir görüntü elde şüphesiz etmek için. Şimdi dronlarla... Evet. Ya neler neler yapabilirsiniz yani hakikaten. Kesinlikle öyle. Umuyoruz o çalışmalarda bu ekranlardan duyurulacak. İnşallah. Raddeye gelir, gelişir, tamamlanır. Bizler de görürüz. Sonrasında da ciddi etkinli olacağını düşünüyorum. Artık sosyal medya devri. O filmden alıntılanabilecek bir 10 saniyelik bir klip. Instagram, X'te, şurada burada bir anda fenomen hale gelince... Normalde hiç ilgi duymayacak biri bile oradan etkilenip belki de Çanakkale'ye gidebilecek, Gelibolu Yarımadası'na gidebilecek. Orayı ilmek ilmek nasıl örüldüğünü anlayacak belki de. Şüphesiz. Hamasetten, doğru. Hamasi konuda da aklıma yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışı geldi. Düşman kuvvetlerinin çocuklarına dair söyledikleri, artık onlar da bizim evlatlarımız burada yattıkları için. Bu bakış açısıyla evet, baktığımızda zaten hamasi retoriklere galiba gerek yok. Değerini anlamak gerekiyor. İhtiyacımız yok. İhtiyacımız yani yok. O kadar zaten büyük bir insan ki Mustafa Kemal Atatürk. Onu başka sembollerle onu eksilten bir şey. Herhangi bir süslemeye mahal yok. Evet, gerek. Yani çalışmak ve çalışmak ve çalışmak. Ancak öyle koruyabiliriz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim Gürsel Göncü bizle birlikteydi. 18 Mart'ı hakkıyla konuşmaya çalıştık. Sorularınız yardımıyla da yaptım. Ekonomiyle devam ediyoruz. Enflasyon yükseliyor. Seçim sonrası ekonomiye dair olumsuz beklentiler dolar ve altına hücumu artırıyor. Neden yıllık enflasyon yüksek hala? Neden yükselmeye devam ediyor? Biz bunu programı açıklarken söyledik. Enflasyonda düşüş dedik ki 2024 yılın ikinci yarısında başlayacak dedik.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi. Uygulanan politikaların etkisinin Mayıs'tan sonra görüleceğini anlattı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %42,96'dan %44,19'a, yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,53 liraya çıkmıştı. Anketle ilgili tartışmaları değerlendiren Şimşek topu muhalefete attı. Çok açık bir şekilde karamsarlık pompalanıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek istediklerini anlattı. Vergilerle ilgili net konuştu. KDV artışı gibi, ÖTV artışı gibi, evet. Bunlar doğrudan doğruya enflasyon işte. Şimdi 2024'te bu olmayacak. 2024 yılının ikinci yarısında ekonominin rayına gireceğini vurgulayan Şimşek, KDV, ÖTV ve kurumlar vergisinde artış yapılmayacağını söyledi. Biz katma değer vergisi genel oranını artırmayacağız. Yani %20 bizim için üst limittir. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Çünkü bu ülkenin rekabet gücüne de ihtiyacı var. Sıkı para politikasından taviz verilmeyeceğini de vurgulayan Şimşek, kamuda harcamaları kısacağız. Bu sene sadece emekli olanların yerine alım prensibini getirdik. Sağlık hariç, tasarrufun özü kamunun büyümemesidir ifadelerini kullandı. Manşetlerimizin bu ülke için en geçerli olanında, en net olanında, en gerçek olanında. Çünkü gerçek gündemimiz ekonomi. Ne diyorduk? Her dört kişiden biri yardıma muhtaç diyorduk. Neden böyle olduğu sorusunu zaten yakın geçmişte konuştuk. Birkaç yıldır da konuşuyoruz. Resmi çizelim, üzerine bir uzman görüşü alalım. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Yakın çevremizden biliyoruz, kendimizden biliyoruz. Ekonomik kriz derinleştikçe geçinemeyenlerin sayısı da arttı. Türkiye'de yardıma muhtaç hane sayısı 5 milyona dayandı. Niye böyle sizce? Hükümetin suçu, başımızdakinin suçu. Millet zor durumda. Bir ekmek 100 liraya çıkmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre ekonomik krizin altında ezilen 4 milyon 989 bin hane 2023 yılında sosyal yardımlardan yararlandı. Şu anda kara bursa olmuş. Herkes kendi kafana göre bir şey yapıyor yani. Kim kime güm gümedir. Elektrik, doğalgaz ve kömür gibi ihtiyaçları karşılayamayanların sayısında da artış var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon 378 bin hane elektrik tüketim desteği aldı. 2 milyon 66 bin hane ise kömür yardımıyla ısınabildi. Bakanlığın raporu vatandaşın yardıma muhtaç hale getirildiğinin en net göstergesi. Rakamlar her geçen gün artıyor. Dar gelirlinin alım gücü yerle bir oldu. 10 bin lira emekli aylığı alıyoruz. Buna geçim mi denir? Sanki dağ başıymış, kendisine gelişi güzel herkes zamını yapıyor. Ev sahiplerini zam yapıyor, bakkalcısı zam yapıyor, marketçi zam yapıyor. Yani buna el atacak adamı yok mu? Efendim gerçek gündemimizi konuşmaya başlayalım. Dört kişiden birinin yardımsız geçinemediği ülke neye benzer? Seçimden sonra ne değişecek mi? Ne oranda ne değişecek? Biraz piyasaları konuşacağız. Dolar ve euro bantlarını birazdan ekranlarda göreceksiniz ama önce şu manşetin bir hakkını vermek lazım. Emre Şirin'e dönelim, ekonomi ve finans danışmanı, konuşmaya başlayalım efendim. Neler olup bittiğini. Emre Bey selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar Can Bey. Teşekkür ediyorum. Bir ekonomi uzmanı olarak bir resim çizmenizi rica ederek başlayayım. Her dört kişiden birinin yardımsız geçinemediği ülke. Güneşi nasıl çizilir, sokakları, caddeleri nasıl çizilir, evleri, salonları nasıl çizilir, bir yemek masası nasıl çizilir, çarşısı, pazarı nasıl çizilir, nasıl resmedilir? Güzel bir tablo çizmeyi çok isterdim ama maalesef çizemiyoruz. Ama Türkiye'de iki kesim var. Bir kesim biliyorsunuz çok sınırlı, az bir gruptan oluşuyor. Yani nüfus olarak az. Onların ziyafet sofrası hiç bitmiyor. Yemekler bittikçe yenileri geliyor. Bir kesim de var ki sürekli sofrasından tabaklar eksiliyor. Bizim halkımızın genel tablosu bu. Yoksulluk yardım alanların sayısının arttığını hep birlikte sürekli izliyoruz. Ve bizi yönetenler sürekli büyüme üzerinden bir tarif yapıyor. Ve ne kadar büyüdüğümüzü, kişi başı milli gelirimizin nasıl arttığını ifade ediyorlar. Fakat bu sofralara, tabaklara eksilme olarak yansıyorsa burada çok büyük bir problem var demektir. Ki biliyorsunuz geniş tanımlı işsizliğimiz de %26,5. Aynı zamanda işte her dört kişiden birinin de yardıma muhtaç hale geldiğini gözlemliyoruz. Şimdi bu politikaları uygulayanların bu illüzyondan vazgeçmesi, hani biz
iyi bir şey yapmak istiyoruz ama gerçek fotoğrafımızda bu diyebilmesi lazım. Bu da denmiyor. Ve sadece işte önümüze yıllar koyarak enflasyonla mücadele bir süreç alacak. İşte belirli bir zaman sonra herkesin refahı daha da artacak gibi vaatlerle biz her zaman ekonomik tabloyu ortaya koyuyoruz. Ama şöyle söyleyelim. George Orwell'un 1984 romanında gibi hissediyor insan kendini bazen. Gerçekten de bir gerçeklik var. O gerçekliğin adı yoksulluk. Fakat bize gösterilen büyüme. Şimdi bu tabloyu biz sürekli böyle yanlış ve illüzyonlar üzerinden tanımladığımız sürece olmayacak. Ama şöyle bir duruma geldik. Daha önce çizilen, yani ekonomiyi yönetenler, ülkeyi yönetenler tarafından çizilen pembe tablolar bir noktada likiditenin bolluğuyla ve işte borçlanmayla da olsa insanların işte tüketim yapabilme, alışveriş yapabilme kabiliyetleri olduğu için kabul edilebiliyordu veya doğru görülebiliyordu. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık o çizilen pembe tablolar halkta karşılık bulmuyor. Çünkü muhalifi ya da iktidara yakın olanı herkes çarşıya, pazara çıkıyor. Herkesin ağırlıklı olarak ev sahibi olmayanların ciddi bir kira problemi var. Barınma problemi var. Sofralarını dolduramama problemi var. Şimdi önceden 300 liraya 400 liraya insanlar bir aylık alışverişlerini yaparken şu anda bir poşetin yarısı dolmuyor. O zaman burada bu problemler bugüne kadar yapılan hataların bedeli olarak halka ödettiriliyor demektir. Ama bir tablo çizin dediniz ya seçim sonrasına da dair. Maalesef Mehmet Şimşek'in anlattıklarının şifrelerine bakmak lazım. Mesela KDV genel oranında bir değişiklik olmayacak diyor. Bakın burada da bir illüzyon var. Neden? Evet, %20'yi artırmayacaksınız. Ama bir nolu liste ve iki nolu listedeki ürünleri çıkarttığınız zaman örneğin %1 olan KDV'ye sahip ürün %20'ye çıkacak otomatik olarak. Ya da %10 olan %20'ye çıkacak. Ve bu olduğunda siz otomatik olarak yine dolaylı vergileri vatandaştan almaya devam etmiş olacaksınız. Şimdi şeffaflıktan bahsediyoruz, rasyonel zeminden, güvenden bahsediyoruz. Ama siz böyle cümlelerle oynayarak, kelimelerin yerini değiştirerek gerçek tabloyu farklı gösterirseniz burada bir rasyonel zemin yoktur. Burada bir şeffaflık yoktur. Mesela Mehmet Şimşek'in başka bir cümlesi daha var. Diyor ki ben anlamıyorum diyor. İnsanlar neden farklı mecralara ilerliyor, yöneliyor, farklı enstrümanlar, spekülatif alanlarda işlem yapıyorlar diyor. Tabii ki tercihlere saygılıyız ama diyor ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. TL'de özellikle diyor. Pozitif taraftayız diyor. TL'nin cazibesi arttı diyor. Yani biz başka ülkede mi yaşıyoruz bilmiyorum. Ve güven neden sarsılıyor? Onu da anlayamadığını söylüyor. Peki şöyle söyleyelim. Sayın Mehmet Şimşek kredi kartlarıyla alakalı düzenlemeler konuşulduğunda bu olmayacak. Ya yani bizden duymadıklarınıza inanmayın demişti. Oldu. Hem de seçimi bile bekleyemediniz. Faizlerde üst sınır 45 demiştiniz. Şimdi biliyoruz ki seçimden sonra artacak bu. O zaman o söylediğinizle bu yaşananlar arasında fark var demektir. Kurda baskı yok dediniz ama kurda baskı olduğunu herkes biliyor. Şimdi siz bunları böyle söylerseniz ve sürekli televizyonlara çıkıp böyle çelişkili ifadeler ortaya koyarsanız vatandaştaki güveni iyice zedelersiniz. Yani ciddi bir iletişim politikası hatası da var. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda Mehmet Şimşek'in anlayabiliyor olması lazım neden insanların TL'den kaçtığını. Ve vahim bir durum var. Mesela diyor ki bunu övünerek söylüyor. Toplam mevduatlar içerisinde TL mevduatların payı %42'ye çıktı diyor. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyor muyuz? Bizim para birimimiz Türk lirası değil mi? %42'ye çıktığında seviniyoruz. %58'i yabancı para cinsinden. Bu ne demek? Ya senin vatandaşın TL'ye güvenmiyor demek. Yani bu işsizlik oranlarına %85 işte %90 iş sahibi diye bakmakla eşdeğer. Bu güldür güldür şovda alıntılanan esprilerden biriydi. Ya bununla nasıl övünebiliriz? Bakın. Yani şöyle bir şey var. Bir tane takipçim YouTube'da çok güzel özetlemiş Türkiye ekonomisinin durumu. Bireyler açısından bakalım demiş. Bana bir yorum yazmış. Demiş ki arabayı sattın yedin, evini sattın yedin, iş yerini sattın yedin, kredi çektin onu da yedin. Sonra gittin tefeciden borç aldın ve bunu evdekilere müjde diye ifade ettin. Bunu niye söyledi? Mehmet Şimşek bir borçlanma yaptık ya biz ülke olarak. Büyük bir başarı diye borçlanmayı ifade etti. Yani biz borçlanmayı bir başarı hikayesi olarak vatandaşımıza sunabilecek duruma geldiysek eğer burada çok vahim bir durum var demektir. Yani demek ki Türkiye daha önce borçlanmakta bile sıkıntı çekiyordu, borç bile bulamıyordu. Yani bunları övünme vesilesi olarak ortaya koyuyoruz ya. %26,5 işsiz olan bir ülkedeyiz, geniş tanımlı işsizlik. Evet. Enflasyon her geçen gün artmaya devam ediyor.
5 liraya ucuz ekmek almak için 80 yaşında insanlar kuyrukta bekliyor. Ucuz et almak için geceden sabaha kuyrukta bekliyorlar. Ve bütün bunları görmeyip biz bir başarı hikayesi yaratıyoruz gibi bir illüzyon ortaya önümüze konuyor. Şimdi ve kiraların artışıyla alakalı da bir takım tespitleri var. Mesela Mehmet Şimşek'in. Orada işte depremi ifade ediyor. Ondan sonra inşaat maliyetlerinin artmasını ifade ediyor. Peki bu inşaat maliyetleri niye arttı? Bu bir. İkincisi, peki bu kiraların artmasında bu barınma sığınmacıların hiçbir şey yok, payı yok. Bu kadar milyonlarca sığınmacıyı bu ülkeye kim getirdi? Neden geldi bu insanlar? Bunları niye ifade edemiyoruz? Başka ifadeleri de var. Yani çok ilginç ifadeler. Bakın, o yüzden insanlar güvenmiyor. Bunları özellikle söylüyorum. Diyor ki Mehmet Şimşek, para politikası fonksiyonel değildi. Bizden öncesini, kendilerinden öncesini ifade ediyor. Yani Mayıs'a kadar, Mayıs 2023'e kadar. O zaman şunu sormak gerekiyor. Fonksiyonel olmayan para politikasını uygulayan kimdi? Şahap Kavcıoğlu. Siz de artık hani ekonominin, tüm kurumların üstünde bir kişiliksiniz ya. BDDK başkanı kendisi. Burayla alakalı bir yorumunuz var mı? Bu bir. İkincisi, madem fonksiyonel değildi, neden fonksiyonel değildi? Kuru baskılamak için rezerv satıyordunuz, faiz politikasını aşağıda belirliyordunuz vesaire. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda rezerv satmıyor mu Merkez Bankası? Şu an kuru baskılamıyor mu? Bugün biraz önce Twitter'da paylaştım. Yani kur üzerinde baskı yok, öyle mi dedim? Görüntüyü paylaştım, dolar TL grafiğini. O zaman bu kalp elektrosu mu? Yani yukarı gittiği anda bir tepki, baskı geliyor, satış geliyor ve hemen belli bir stabil çizgi üzerinde ilerletilmeye çalışılıyor. Ama yine de tutulamıyor. O zaman şimdi bu Kavcıoğlu döneminde rezerv satılıyordu, fonksiyonel değildi. Şimdi fonksiyoneliz ama yine rezerv satılıyor. Veya enflasyonla alakalı hep yapısal adımlar, kalıcı reformlar diyorsunuz. Nerede? Şimdi ilginç bir cümlesi daha var, onu da söyleyeyim. Öyle. Bu da bir eleştiri var ya, neden baştan hızlı bir şekilde işte faizleri sert artırmadınız enflasyonla mücadele etmek için falan diye. Kendisinde şöyle bir cevabı var. Şimdi diyor ki, ani şok tedavisinin yan etkileri büyük olabiliyor demiş. Şimdi büyük olabiliyor. Ama ben başından beri iddia ediyorum. Mehmet Şimşek'in bu Mart seçimlerine kadar tek görevi büyük bir kur şoku yaşanmadan veya büyük bir kriz ortamı oluşmadan, algısı oluşmadan hükümeti seçimlere kadar götürmekti. Ve burada da bu ani şoklar yaşanabilir, şok tedavisinin yan etkileri olabilir diyor ya, o yan etki aslında söyleyemediği şey şu: o yan etki seçimde belediyeleri daha fazla kaybetmek olurdu. O yüzden yüzdürülüyor. Hep söylüyorum ya, neden eğer yapısal adımlar atacaksak, siz Haziran'dan beri hükümetin ekonomi ve hazine ve maliye bakanısınız. Eğer çok daha kalıcı reformlara imza atacaksak, ekonomiyi toparlayacak adımlar gelecekse, kısıtlayıcı tedbirler gelecekse, neden seçimden sonra hepsi? Yani neden seçimden sonra? Zaten en yüksek itiraz orada. Yani bu 40 seviyeleri manipülatif iddialardır. Ya Merkez Bankası yıl sonu anketlerine yansıyanlar tahminleri 42, nereye koyacağız o zaman diyor vatandaş. Aynen öyle. 42 geçti. Onu nereye koyacağız o zaman? Tabii. Ya çok açık bir tablo var önümüzde ya. Ben hep söylüyorum. Bakın şimdi eğer kuru seçimden sonra baskılamaya devam ederlerse, böyle kademe kademe 34, 36, 38, ben size şöyle söyleyeyim. Evet, turizm gelirleri kur aşağı, TL değerli olduğu için çok beklendiği kadar olmayabilir ama olacak sonuçta. Yaz aylarına giriyoruz. Birkaç ay daha sorunları halının altına süpürürsünüz. Bir illüzyon yaratırsınız. Bir miktar işte tavizlerle, faizlerle sıcak sermaye de getirirsiniz. Ama onun stresi, baskısı, patlaması çok daha büyük olur. Çok ciddi bir kur şoku yaşar Türkiye. Bu hatayı yapmamaları gerekiyor. Yani şimdiden bunu söyleyelim burada. Peki. Bu bir kere hem kur seviyesini doğru, anlamlı bir yere getirmeniz lazım. Yerlideki dolarizasyonu azaltmanız için bakın, 182 milyar dolar bankacılık sisteminde yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi mevduatı var. Bunu azaltmanız lazım. Bunu ancak kuru belli bir noktaya getirerek sağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda doğrudan yatırım zaten getiremeyeceksiniz. Hep söylüyoruz. Pekiştirmek için yine söyleyelim. Sıcak sermaye istiyorsunuz. Onlar için de o kuru vermek zorundasınız. İhracatçı bacağı var bu işin. Diyebilirler ki ya, ihracatçı hep kur üzerinden mi, hep ihracatçıyı düşüneceğiz. Ama ihracat kompozisyonu bozuk. 22 yılda bunu değiştirmediniz. İthalata bağımlılığı var. Evet. Sadece sen TL'ye reel, şimdi katma değerli şeyin de yok. Üretimin ve satışın yok.
Tamam ithalata da bağımlı ama netice itibariyle burada kuru vermek zorunda kalıyorsun. Yapısal herhangi bir dönüşüm sağlayamadığın için 22 yılda. Bu da ayrı bir gerçek. Tüm bunları hesaba kattığımızda turizmde de değerli kaldın ve turist başka ülkelere gitmeye başladı. Orayı da kaçırmaman gerekiyor. Vereceksin bu kuru. Ha, vermiyorsan hata yaparsın. Kuru verdikten sonra da faizi vermen gerekiyor. İkisini birlikte verdikten sonra da bu sefer TL'ye gerçekten bir dönüş sağlanabilir. Bunun şunu söyleyebilirler. Enflasyonist etkisi olmayacak mı? Evet olacak. Birkaç ay daha bunun kur geçişkenliği, maliyet bazlı etkisi olacak. Ama sonra beklentileri toparlayacaksın. Dolarizasyonu azaltacaksın. Dışarıya biraz sermaye girecek ve toparlanma başlayacak. Hiçbir şekilde yani ikisini de yapsa bu sefer bunu yapmayıp kuru baskı altında tutmaya devam ederse sonrasındaki etkisi daha büyük olur. İnsanların zihnindeki dolarizasyon etkisini azaltamazsınız. Beklentileri düzeltemezsiniz. Burada büyük sıkıntılar doğar daha sonraki süreçlerde. Ki bunları bakın küresel çapta bir sıkıntı, herhangi bir problem olmaması halinde konuşuyoruz. Bir de küreselde bir jeopolitik risk vesaire başka bir sıkıntı olursa o zaman bunlar da çok daha farklı bir noktaya evrilir. Bunun da adını koymak lazım. Yani Amerikan seçimlerine falan gideceğiz. Bir sürü tabii, sıkıntı tabii. Var. Rusya Finlandiya meselesi var. Hayatımıza bir daha Trump ve tweetleri girebilir. Tabii ki. Yani her şey, yani bu yine Trump'ın seçilme olasılığı yükselirse bu dünyadaki vergi savaşları, ticaret savaşları, tabii. Bütün bunlar yine tekrar konuşulur hale gelir. Yani bir tek hata yapacak aslında lüksü yok ekonomi yönetiminin. Ama hatada ısrar ediliyor. Nebati ve Şahap Kavcıoğlu döneminin tek dönemine göre tek fark, ben çok açık söylüyorum şu ana kadarki politikalardan bahsediyorum. Tek fark kur ve faiz seviyesinin daha yukarıda kontrol ediliyor olması. Ve maalesef bu kadar faiz artmasına rağmen enflasyonda da artış sürüyor. Ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarından bir tane seçim sonrasına dair çok net, yani burada dürüst konuşuyor, net konuşuyor. Şunu söylüyor, seçimden sonra arkadaş, reel sektör, kredi yok, dikkat edin. Bireyler, kredi kartı unutun. Bakın çok ciddi bir orada özellikle daha küçük işletmelerde büyük sıkıntılar, iflaslar, kapanmalar olacak. İşsizlikte daha büyük bir artış olacak. Yani ciddi bir sürece giriyoruz. Bunu da çok net ifade ediyor. Bakın çok hiç gizli saklı söylemiyor. Bizim söylemimiz değil, Mehmet Şimşek'in söylemi. Bunlar da göz ardı edilmesin. Bir de akaryakıta gelelim. Sözcü Televizyonu Haber Merkezi hazırladı efendim. Akaryakıt fiyatları dünyada gerilerken Türkiye'de katlanarak arttı. Alaaddin Aktaş'tı değil mi? Elif Beyza Akkaya kaynağımız. Şimdi fiyat artışları son bir yılda ve son 10 yılda kıyası. Benzinin durumu ortada. 105,3. Diğer tarafta tam ekranlara getirelim değerli reji. Bir yandan ben de daha rahat okuyayım. Motorin 99,7. Bir yılda. Cenova akaryakıt borsası fiyat artışı ise %2,7. Şimdi son 10 yıla bakıyorsunuz. Ya uçurum inanılmaz. Benzinde %728'lik. Motorinde %781'lik Türkiye'deki fiyat artışları varken -9'lar görülüyor benzin ve motorinde Cenova akaryakıt borsası fiyat artışında. Niye oluyor bunlar? Neden oluyor bunlar? Ekonomimde bugün köşesinde değerlendirdi Alaaddin Aktaş bunu. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada artıyor diyen varsa buyursun kanıtlasın dedi. Hatta yazısının başlığı da bu. Bu şaka gibi manzaranın bir izahı var mıdır? İzahı yok ancak mizahı olabilir. Zaten Alaaddin Aktaş son derece güzel anlatmış. Şimdi Mehmet Şimşek bunu nereye koyacak? Onu anlatalım. Ve bunların seçimden sonra durmayacağını da biliyoruz. Şu anda baskı altındaki benzin mazot fiyatlarından bahsediyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi bunlar böyle artarken üreticinin maliyeti artmıyor mu? Taşımacılık maliyetleri artmıyor mu? Bunun enflasyonist etkilerini nereye koyacağız? Şimdi Mehmet Şimşek ve ekibinin benim en çok eleştirdiğim tarafı şu. Sadece talep enflasyonu üzerinden bir yorumlama yapıp vatandaşın tüketimini kısmaya yönelik hamlelerle ilerliyorlar. Ve maliyet tarafını hep göz ardı ediyorlar, topu taca atıyorlar. Topu taca dağıtmıyorlar. Aslında vatandaşın algısını o tarafa çekiyorlar. Yani siz tüketiyorsunuz, enflasyon bu yüzden oluyor. Ama enflasyon arttığı için, yani fiyatların genel düzeyi arttığı için, etiketler çok fahiş bir şekilde arttığı için insanların tüketimleri artmış gibi görünüyor. Halbuki bir ekmek alan yine bir ekmek alıyor. Tabii. Bir kilo domates alan yine bir kilo, hatta daha az alıyor. Bir kilo domates alamıyor, yarım kilo almaya başladı. Buna rağmen kredi kartı kullanımları artıyor. Şimdi ya bir 10 yıl önce yarım karpuz olacak işte deseydik insanlar ya yürü git işine derdi. Şimdi mesela domates konusunda siz bir bugün iddia ortaya koysanız yarım domates
sadece alınabilecek diye. Ben korkarım size itiraz etmeye. Tabii yani şimdi durum bu kadar açıkken bunu nereye koyacağız ki? Yani Mehmet Şimşek'in gerçekten yani topu tacı atarak ve başka bir yöne algıyı çekerek sadece talep enflasyonu varmış gibi davranarak çözebilmesi mümkün değil. Yine bakın bu KDV genel düzeyi üzerinden oranlar üzerinden tanımlama yaparsak bakın gerçeği konuşmuyor. Başka bir şey söylüyor ama artacağını da biliyoruz. Yani o listelerden çekeceksiniz ürün ve hizmetleri ve insanlar dolaylı vergi ödemeye devam edecek bu ülkede. Bunu söylemiyorsunuz. Ondan sonra piyasa niye güvenmiyor? Efendim neden dolar alıyor? Neden altın alıyor diyorsunuz? Siz bir kere panik halinde sürekli televizyonlara çıkıp çelişkili ifadeler kullanırsanız insanların güveni tesis edemezsiniz. Tam tersine biz bir müddet konuşmayın bence. En azından belki stabil hale gelir insanların zihninde bazı şeyler. Peki. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Sadece güven zedeleyen hususlar meydana geliyor. Emre Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha iyi ihtimalleri i̇yi konuşmak dileğiyle yine aynı dilekle bitireyim yayını. Döndük stüdyoya. Piyasa notlarına biraz bakalım. Sadece dolar TL'ye odaklanmayalım. Hep bunu diyorum. Çünkü piyasanın şifrelerini haftaya nasıl başladığımızı anlamaya ihtiyacımız var. O yüzden hoş geldin diyerek sözü Merve İkinci'ye bırakıyoruz. Hoş bulduk Can Coşkun. Haftaya nasıl başladık hemen aktaralım. Bu hafta önemli bir hafta. Çünkü küresel piyasalarda aslında hareketler merkez bankalarının faiz kararıyla şekillenecek bir haftaya giriş yaptık. Dolayısıyla bu faiz kararları öncesinde de borsa taraflarında hareketli bir haftaya giriş yapıldığını da belirtebiliriz. Peki bu hafta ne olacak? Bu hafta Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Dolayısıyla altın ve doların seyri oldukça önemli. Ancak burada zaten Mart ayında Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın faizleri pas geçmesi, ilk faiz indirimini ise Haziran'da yapması piyasa analistleri tarafından fiyatlanıyor. Bunu özellikle belirtelim. Peki içeride ne olacak? İçeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayı faiz kararını açıklayacak. Seçim öncesinde faizlerin bu ay piyasa tarafından pas geçeceği fiyatlanıyor ama bir sürpriz de olabilir. Çünkü dolar TL kur çok yüksek. Bugün açılışını yine 32.50'den yaptı. Yani 32.5 seviyesini neredeyse aşacakken bir miktar açılıştan sonra dolar tarafında yine toparlanma gördük. Bunu belirtelim. Hem de faiz kararı öncesi son iki haftadır Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda ilave sıkılaşmaya da gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dolayısıyla bu ay Perşembe günü açıklanacak faizlerin pas geçmesi bekleniyor. Bir de Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Tabii burada uzun süredir negatif faiz oranı var Japonya'da. Orada özellikle ekonomide yaşanan talep durgunluğu ve bir takım yeni gelişmeyle birlikte negatif faize de sürpriz bir kararla son vermesi bekleniyor Japonya'nın. Bunu da belirtelim ve bakalım biz de hisse senedi pay piyasalarında durum ne? Borsaya bakıyoruz hemen. BIST 100'de bugün aslında pozitif bir haftaya pozitif yönde bir giriş beklentisi fiyatlanıyordu açılış öncesi. Bir miktar yükselişle açtı diyebiliriz. Yeni haftayı %0,1'lik bir yükselişle 8844 puan seviyesinden yeni haftaya giriş yaptı. Aslında burada beklentiler 9000 puanı zorlayacak mı bu yöndeydi ki geçen haftayı da hatırlayacaksınız yine 9000 puanın altında 8828 ile kapatmıştı. Geçen haftayı kapattığı seviyenin de altına geriledi BIST 100 endeksi borsa tarafında. Dolar TL'de son durum ne? Hemen hızlıca bakıyoruz. 32-30 seviyesindeyiz. Yön yukarı. Bu hafta önemli bir hafta. Hem dolar tarafında dışarıda ve içerideki gelişmeler aslında gördüğünüz tabelada yönün ne tarafa doğru gideceğinde etkili olacak. Hemen Euro TL'ye bakıyoruz. 35 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Euro TL paritesi 35-22 seviyesinde. Euro dolar çaprazına bakacağız. Burada Euro bir miktar kuvvetli diyelim. 1.09 seviyesinde Euro dolar paritesi de. Brent petrole bakacağız. Geçen hafta 85 dolarında üzerine çıkmıştı. 84 dolar seviyesinden kapattı. Yeni haftaya %1'in üzerinde yükselişle giriş yapıyor. %1,3'lük bir yükseliş var ve 86 doların üzerine çıktı Brent petrol. Burada tabii şunu da belirtelim. Arz riskleri arttı. Burada Rus rafinelerine yönelik saldırılarla birlikte geçen haftaki kazanımların üzerine
bir miktar daha kazanım ekledi. Brent petrol 86 doların üzerine çıktı. Altına bakıyoruz. Altında hareketli bir hafta olacak. Fed'in faiz kararı öncesinde yeni haftaya da yükselişle başlıyor. %0,6'lık bir yükseliş var altın tarafında. Altının gramı, spot altının gramı 2241 liradan alıcı buluyor diyelim. Dediğimiz gibi bu hafta küresel piyasalarda merkez bankalarına odaklandığımız bir haftaya giriş yapıyoruz Can Coşkun. Piyasanın bize hafta başına ilk verdiği notlar bu şekilde. İyi yayınlar sana. Teşekkürler Merve İkinci. Kolay gelsin. Kısacık bir ara, saat başından önce devam. Ben cepheye gidiyorum. Yarın sabah yolcuyum Allah izin verirse. Çanakkale'ye. Hem karadan hem denizden geldiler. Nasıl konuta giderim kardeşimi burada? Bozguna uğradılar. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Tarihin en büyük cephe savaşlarından biri. Mazlum ulusların emperyalizme karşı ilk tokadı. Kurtuluş mücadelesinin ilk büyük adımı, binlerce şehit verilen ama düşmana geçit verilmeyen bir destan. Büyük Zafer Çanakkale'nin hikayesi. Çanakkale Yolun Sonu bu akşam 22.30'da Sözcü Televizyonu'nda. Yolun sonu gelip ola. Size daha ötesi yok. Rising Pergola ve Tente Sistemleri hava durumunu sunar. Rising Pergola ve Tente Sistemleri hava durumunu sundu. Aynı iş yapılıyor. Neredeyse aynı elektrik harcanıyor ama fatura daha düşük geliyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Tasarladığımız yapay zeka modülü işletmelerin enerjiyi daha tasarruflu kullanmasını sağlıyor. Tüketim verilerine erişip enerji tüketimini analiz ederken daha sürdürülebilir bir gelecek yaratıyoruz. Mesela girişimimiz daha ilk yılında 384 milyon TL'lik tasarruf sağladı. İnanılmaz iyi fikir. Sürdürülebilir fikri olan girişimcilere verdiğimiz danışmanlık ve finansal desteklerle daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Biz buna TEB etkisi diyoruz. Bugün iyi, yarın daha iyi. TEB etkisi. Doğan
İnşaat Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 6852. Dört dörtlük beslenme için haftada en az 4 kez durum. Mesela bugün nefis bir mercimek çorbası. Artı Duru kalitesi, Duru lezzeti çok güzel ve Duru uzmanlığı. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. İstanbul'da 15 bin işçimiz yerin altında yepyeni metrolarımız için çalışıyor. Trafik sorununu kalıcı şekilde çözmek için açtığımız 5 yeni hatta ek 18 Mart'ta açılacak Ataköy iki telli metrosuyla İstanbul bir dünya rekoru kırıyor. İsrafı bitirdik, metroları getirdik. İstanbul başardı. Gündem masasıyla devam efendim. Bir saatimiz daha var. Gerçeğin izini birlikte sürüyoruz. Bugün 18 Mart. Tarihi bir itirazın sonrasında yıllar sonra verilecek o İstiklal Harbi'nin kodlarının, oradaki başkaldırının anlamının, o büyük mirasın peşindeyiz efendim. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale şehitlerimizi, orada verilen mücadeleyi hatırlatacağız, konuşacağız. 18 Mart'ta o itiraz öyle bir miras bıraktı ki az önce başta NTV Tarihi olmak üzere çok önemli dergilere, çok önemli araştırma dosyalarına imza atan meslek büyüğümüz, araştırmacı yazar Gürsel Göncü'nün anlattıkları burada. Gerek Atatürk perspektifiyle, gerek cephe hattı perspektifiyle, gerekse de yıllar sonra verilecek olan Kurtuluş Savaşı'na bıraktığı o itiraz mirasıyla değerlendirdik, konuştuk, konuşacağız. Çanakkale'den özel bağlantılarımız oluyor. İşlemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Bir sıcak notla başlayalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel az önce bir tebrik telefonu açtı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Zira MHP lideri Devlet Bahçeli dün o çok konuşulan konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın ifadelerini kurduğu yer, genel başkan seçildiği kurultaydı efendim. Dolayısıyla 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'ndan da Özgür Özel'den de bir tebrik telefonu gitti. Ayrıca kolu incittiği yönünde haberler alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP liderine bir de bu yönüyle bir geçmiş olsun dileğini de iletti. Bunu da paylaşmış olalım. Önce siyasetin, sonra ekonominin nabzına bakıp dünkü o yeşil sahada Trabzon'da yaşanan utanç gecesinden de söz edeceğiz. Gözaltılar var. FIFA'dan gelen gözüm üstünüzde açıklaması var. Meslek büyüğüm Ercan Taner dakikalar sonra konuğumuz olacak. Öncesinde bir haber turu yapalım. Ne oldu, ne bitti? Siyasetle başlayalım önce. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitinginde biliyorsunuz staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınması meselesi var. Antalya'dan tepki gösterdi. Özgür Özel Gazipaşa'da konuştu ve bizim mitingimizde baş üstünde ağırlanıyorlar, AKP mitinginde gözaltına alınıyorlar. Ezdirmeyiz dedi. Staj ve çıraklık mağdurları var. Stajken, çırakken bunların ödenmiş sigortaları başlangıç günü kabul edilmiyor, emekli olamıyorlar. Seslerini duyurmak için her mitinge gidiyorlar. Bizimkine geliyorlar, baş göz üstünde tutuyoruz. AK Parti'nin mitingine gittiler, dün onları gözaltına almışlar. İtip kalkmışlar, telefonlarını toplamışlar.
buradan sesleniyoruz. Ezdirmeyiz. Staj mağdurları kardeşimizdir. Çıraklık mağdurları kardeşimizdir. EYT mağdurları kardeşimizdir. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İstanbul seçimlerini konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan da sıcak bir açıklama elimize ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bakırköy Ataköy 2 telli metro hattında ikinci etap açılışını yaptı ve orada bir kürsü konuşmasına imza attı. Bizim 5 yılda 8 kilometre metro yaptığımızı iddia edecek kadar küçük düşüyorlar dedi. Bizden önceki tam 25 yılda yaptıkları 122 kilometre metronun yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. Yarısından fazlasını. Bizden önce 10 metro hattını birden durduranlar bu beceriksizliklerinden dolayı milletten özür dileyeceklerine bizim 5 yılda sadece 8 kilometre yaptığımızı iddia edecek kadar küçük düşüyorlar. Bu gerçekten çok komik, çok zavallı bir durum. Ya işin açığı var ortada, rakamı var, açılışları var, sayısı var, kilometresi var. Bu nasıl bir akıldır çözemiyorum. 8 kilometre yalanını atanlar hadlerini bilecek, özür dileyecekler. 65 kilometre metroyu inşa etmek için yer altında, yer üstünde ter döken binlerce emekçiden, mühendislerden, yöneticilerden, yüklenicilerinden, onlardan özür dileyecekler. Bırakın Ekrem İmamoğlu'nu. Bu halkı öyle kolay kandırabileceklerini zannettikleri için özür dileyecekler. Ama bakın söyleyeyim, bunlar özür dilemezler. Öyle bir yüzleri yok. Yalanları, iftiraları açığa çıkınca sonradan sadece şöyle söylüyorlar. Siyaseten söylenmiş sözlerdi der geçerler. 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık. Onun için çıldırıyorlar. Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında konuşmaya devam ediyoruz efendim. Ne diyoruz? Azmin, mücadelenin yıllar sonra verilecek Kurtuluş Savaşı'na bıraktığı o mücadele, o patika mirasıyla Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ortaya konan o askeri dehayı, sonra bütün millet sathında vücut bulan direniş iradesini konuşmaya devam ediyoruz. Nedim Bayhan'a dönelim, sözü bırakalım. Can Coşkun, şu anda Solotürk havada ve aslında buradaki vatandaşlarımız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyor. Hemen kameraman arkadaşım da gösteriyor. Aynı zamanda yayınımızda görüntüler de var. Az önce başladı Solotürk'ün uçuşu ve Hava Kuvvetleri gösteri ekibi Solotürk'ten hava pilot binbaşı Murat Bakıcı şu anda Solotürk'ü uçuruyor. Hemen yanımızdan şu anda geçiyor. Yıla yakışır bir sesler bahsediyoruz gerçekten. 109 yıl öncesine geri döndüğümüz zaman şu anda Solotürk Çanakkale şehitlerimizin ruhlarını selamlıyor. Aynı zamanda şunu söylemek lazım, sadece Solotürk değil, buradaki Çanakkale Boğazı'ndan deniz filosu da geçiş yapacak. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seyir terasından şu anda Solotürk'ün uçuşunu izliyor. Onu da buradan görebiliyorum. Gerçekten çoğu vatandaşımız şu anda telefonlarına sarılmış durumda. Burada Solotürk'ün bu geçişini ölümsüzleştiriyor. İşte bir defa daha yanımızdan o müthiş sesiyle bu noktadan geçiyor Solotürk'ün. Devam ediyor, tekrarlayalım. Hava Kuvvetleri gösteri ekibi Solotürk'ten hava pilot binbaşı Murat Bakıcı şu anda Solotürk F-16 uçuşuyla şu anda Şehitler Abidesi'ni selamlıyor adeta. Tabi Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'ndan yine F-16 savaş uçakları da peşinden geçiş yapacak Solotürk'ün gösterisinin ardından.
Yine dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok fırkateynlerimiz de bu noktada hemen Boğaz'dan geçiş yapılacaklar. Onu ifade edelim sizlere. Solo Türk'ün gösterisi. Evet, bir daha şu anda yanımızdan mükemmel bir gösteri sunuyor. Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bu noktaya gelen vatandaşlarımıza, basın mensuplarına bu noktada seyir zevki veriyor diyebiliriz sizlere şu anda. Ve bunun hemen ardından deniz filosu da buradan geçiş yapacak. Onların da 14.10 itibariyle Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu'da olacaklar ve bu noktada Çanakkale Gelibolu'da bulunan Şehitler Abidesi'ni selamlayacaklar. Aynı Solo Türk'ün şu anda yaptığı gibi, tekrarlayalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada Solo Türk'ün gösterisini izliyor ve bir defa daha aslında Çanakkale Boğazı'na alçalarak Solo Türk hemen yanımızdan geçecek şu anda ve müthiş bir sesle yanımızdan geçiyor. Onu ifade edelim sizlere. Buradaki her vatandaş, buradaki her gazeteci, basın mensupları, protokol üyeleri şu anda telefonlarına sarılmış durumda. Telefonlarından görüntü alıyorlar. Bu anları ölümsüzleştiriyorlar ve şu anda Solo Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu seyir terasından hızını, natını düşürerek geçiyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyor bu noktada. Ve bakın hızı ne kadar düştü. Solo Türk şu anda hava pilot binbaşı Murat Bakıcı'nın hakimiyetinde bu noktada. Hem Şehitler Abidesi'ni selamlıyor. Dediğimiz gibi 14.00'da Solo Türk'ün gösterisi başladı. 14.10'u gösterdiğinde saatlerimiz bu noktada Gelibolu Adası'ndan hemen Çanakkale Boğazı'na doğru. Bu noktada birçok gemiyi de göreceğiz. Hemen sol tarafımızdan gemiler de geliyor. Buradan görüntüleri de size ekranınıza getireceğiz. TCG İstanbul Anadolu'yu görebiliyorum. TCG Anadolu'yu görüyorum. TCG İstanbul'u görebiliyorum. Deniz filomuz da bu noktada gerçekten gövde gösterisi yapıyor diyebilirim. Hemen onları da görmek adına. Evet, şu anda Gelibolu Yarımadası'nda tarihi anlar yaşanıyor. Artık 109. yıl dönümünde Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şu anda deniz filomuza ait gemilerimiz de bu noktada hemen Solo Türk'le beraber uçuyorlar. Yıllar öncesinde şunu söylemek lazım. Yıllar öncesinde, 109 yıl önce bu Gelibolu noktasında biliyorsunuz ki büyük bir savaş yaşandı ve bu noktada askerlerimiz kahramanlık destanı yazdılar. İşte 109 yıl sonra hem Solo Türk hem de deniz kuvvetlerimiz bu noktada gövde gösterisi yapıyorlar. Onu ifade edelim sizlere. 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale deniz zaferinde şu anda Solo Türk tekrardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve protokol üyelerinin olduğu seyir terasını selamlayacak ve ardından hemen deniz kuvvetlerimizin olduğu noktadan geçiş yaparak, bakın, gerçekten hem sesiyle hem bu noktada yaptığı hareketle, manevralarla buradaki izleyicilere gerçekten büyük bir seyir zevki yaşattı. Onu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seyir terasında hem bu noktada deniz filomuzu hem de hava filomuzla Solo Türk'ün gösteri uçuşunu izledi. 18 Mart'ı konuşmaya devam edeceğiz. Solo Türk'ün yine muazzam, gururlandıran, bizleri heyecanlandıran gösterisinin büyük bir bölümünü ekranlara taşıma gayreti sunduk. Teşekkürler Nedim Bayhan. Bağlantılarımız sürecek efendim gün boyu. Oradan yükselen sesi, oradaki mirasın, sonra Kurtuluş Savaşı'nın etkisini, ilk itirazın önemini, cephe hattını, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmaya, minnet duymaya
devam edeceğiz. Bugün hatırlatmaktan, her yönüyle konuşmaktan da imtina etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam iftar programındaydı efendim. Siyaset turuna bu haberle devam edelim. CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Özgür Özel'in söyledikleri staj ve çırak mağdurlukları konusundayken, 5 yılda biz onların 25 yılda yapamadığını yaptık, o yüzden saldırıyorlar diyen Ekrem İmamoğlu diğer tarafta. Cumhur İttifakı tarafında ise bir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin zirve açıklaması var. Ayrılmayacaksın, Türk milletini bırakmayacaksın şeklinde. Bırakmamalısın şeklinde. Temennisini ortaya koydu, çağrısını ortaya koydu MHP lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçime ilişkin mesela muhalefetin yönettiği şehirlerden bahsi açtı. Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi, bir de üstüne beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular dedi. İstanbul'u fetret devrinden kurtarmak demişti daha önce. Şimdi diğer illeri de kapsayan bir konuşma yaptı. Bırakın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yeni projelere, yeni eserlere imza atmayı, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar bozdu. Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular. Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını şehrin kör düğüm haline gelen sorunlarının çözümüne vermediler. Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine israfı bıraktık diyor. Hangi israfı? Sadece sizin şurada malum mahallere, mahfillere harcadığınız rakamlar öyle bilinir gibi değil. Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp da şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz. Hatırlatalım, dünden bu yana yansıyan vitrin manşeti bu. Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin söyledikleri ne anlam ifade eder? Tabanda nasıl yankılanır? Cumhur İttifakı'nda, muhalefette son seçimim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı var MHP liderinden. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz dedi. Yeni anayasa iddiaları, yerel seçim sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha adaylığının daha çok konuşulacak olması beklentiler arasındaydı. Bir ön alma mı, bir yol açma mı, daha fazlası mı, yoksa hiçbiri mi? Göreceğiz bakalım, konuşmaya devam. DEM Partili isimlerin çözüm sürecine ilişkin yaptıkları açıklamalar da siyasetin gündeminde. Çünkü insanlar duyunca şunu söylüyorlar. Yeni bir süreç mi başlıyor acaba? Soru bu. Bakalım haberde bir yanıt var mı? 40 yıldır devam eden bu sorunun tek çözümü barıştır, diyalogtur. Diyalogla, müzakereyle çözmeleri gerektiğini dile getiriyoruz. Seçim öncesi DEM Parti kanadından gelen açıklamalar 31 Mart'tan sonra yeni bir çözüm süreci mi başlıyor sorusunu beraberinde getirdi. Buradan bir kez daha çağrımızı ineliyoruz. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için diyalog başlatalım ve görüşmeler bu konuda başlasın. Uzun süredir sessizliğini koruyan HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da çözüm süreci için Erdoğan'ı işaret etti. Kürt sorununun çözümü resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa ki bilce gecikilmeden konuşulmalıdır. Masada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibarıyla Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan'dır. Demirtaş'ın yanı sıra dikkat çeken bir açıklamada DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Türk'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez. Çünkü Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler. AKP ile resmi bir görüşme yok. Meclisten isimlerle görüşüyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Dolmabahçe mutabakatı dönemine dönülmelidir.
Şimdi Hatay sınavı. Hatay sınavı deyince akla Lütfü Savaş geliyordu. Artık Gökhan Zan geliyor. Montaj, kumpas iddiaları, adaylığının geri çekildiği açıklaması TİP'ten, Türkiye İşçi Partisi'nden ve fakat devam ediyorum savcılığa gerekli başvuruları yaptım diyen Gökhan Zan. İsmail Saymaz fotoğrafı, resmi net anlattı ama içerisinde bolca iddia şerhi durumunda kullanmaktaydı. Çünkü bunu yapmak zorundaydı. Gökhan Zan kendi cephesinden aktardı. Türkiye İşçi Partisi yetkilileri kendi cephesinden aktardı İsmail Saymaz'a. Bazı sorulara bazı yanıtlar havada kalmış gibi görünüyor dedi. O yüzden iddia şerhiyle vurgulamak zorundaydı ama kafamızda bir resim vardı. O resmi çizmeye çalıştık haber merkezimiz aracılığıyla. Bildirinizi duymaya gelmedik. Acımız var. Acımızı duymak istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı Gökhan Zan. CHP'li Lütfü Savaş'ın istifa etmemesi üzerine rakip olarak gösterildi. Ancak 31 Mart'taki yerel seçime kritik günler kala Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini duyurdu. Açıklamada Zan'ın partinin tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaların taraflarına ulaştığı belirtildi. İddiaların detaylarını sözcü yazarı İsmail Saymaz anlattı. Gökhan Zan bir süre önce sosyal medyadan Turgay Kocakaya adlı coğrafyacı diye bilinen bir kişiyle ilişki kuruyor. Turgay Kocakaya, Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti ile bir pazarlığa girdiğini iddia ediyor. 3 milyon dolar karşılığında Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığını iddia ediyor. İddiaya göre Gökhan Zan da herhalde bu 5 olmaz mı diye cevap verdiği söyleniyor. Turgay Kocakaya ile Gökhan Zan arasında bir telefon kaydının daha olduğu ve bu telefon kaydında ise bu kez seçim sonrasında Gökhan Zan'ın TRT ve başka kanallarda spor yorumculuğu yapmak istediğine dair konuşmalarının yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye İşçi Partisi bir şaibenin varlığına göz yummamak adına Zan'ın adaylığının geri çekildiğini aktardı. Gökhan Zan ise adaylık süresi boyunca tehdit ve şantajlara maruz kaldığını belirtti. Adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. İddialara göre Zan suç duyurusunda bazı isimler verdi. Turgay K. ve Mihal K. isimli kişilerin adaylıktan çekilmesi için kendisine baskı yaptığını, çekilmezse engelli kardeşine zarar vereceklerini öne sürdü. Bu kişilerin aynı zamanda kendisinden 5 milyon tutarında para talep ettiğini, aksi halde montaj ses kayıtlarını basına vereceklerini söyledi. Zan'ın suç duyurusunda Lütfü Savaş'ın danışmanlarının da işin içinde olduğu iddia ettiği belirtiliyor. Hadi gelin gücünüz yetiyorsa kısın sesimi. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Gökhan Zan adliye çıkışı yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından adaylıktan çekilmediğini duyurdu. Zan, adayım ve çekilmiyorum. Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'nin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Türkiye İşçi Partisi amblemi Hatay İttifakı'nı temsilen Türkiye İşçi Partisi'nin talebiyle pusulaya konmuştur. Ve o amblemin altında ismi olan aday olarak söylüyorum, ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir dedi. Ama pusulada kalacak diye bir yorum gelmiş. Evet, kalacak. Üstelik Türkiye İşçi Partisi logosuyla birlikte kalmaya devam edecek ama Türkiye İşçi Partisi benim adayım değil dedi. Enteresan günlerden geçiyoruz. Bakalım olay nereye bağlanacak. TRT gündemde seçim dönemlerinde olduğu gibi adaletli davranışı, her lidere, her adaya eşit pencere açmasıyla mı? Hayır, henüz değil. Mitingler ve adayların açıklamalarına eskisi gibi yeteri kadar yer vermemesi, hatta muhalefete göre hiç yer vermemesi. Yine tartışma konusu haliyle. Bu kez yeniden Refah Partisi lideri Erbakan ve Deva lideri Ali Babacan TRT'yi eleştirenler arasındaydı. Ne diyordu Erbakan hocamız? Adil düzenin içerisinde adil TRT olacak diyordu. Biz inşallah 2028'de geldiğimizde adil TRT'yi de hayata geçireceğiz. TRT, devletin resmi televizyon kanalı, seçim dönemi yine TRT yayıncılığı tartışılıyor. Anayasanın 133. maddesi diyor ki TRT özerktir ve tarafsızdır. Ülkenin ulusal kanalı, halkın vergileriyle finanse edilen TRT kuruldu kurulalı, bizi hala o gün bugündür görmezden geliyor. Muhalefet sık sık TRT'nin taraflı yayın yaptığından, seslerini duyurmamasından yakınıyor. Şimdi bizde aynı durum aklımıza geldi. Bütün mitinglerde mikrofonu görüyoruz, kamerayı getiriyor, içine kaset koymuyor,
akşam TRT Haber'de yeniden Refah'tan bir dakika söz etmiyor. Böyle olmaz. Bu kez tepki AKP ile gerginlik yaşayan Yeniden Refah Partisi'nden geldi. YRP lideri Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın geçmişteki sözlerini hatırlattı. Rahmetli Erbakan hocamız 1991'de TRT muhabirine, kameramanına sesleniyordu. Diyordu ki sana söylüyorum TRT'ci, duyuyor musun? Burada akşama kadar kamerayla çekiyormuş gibi yapıyorsun. Akşam bakıyorum haberlerde bizden bahsetmiyorsun. Kaset mi koymuyorsun? TRT'ci diye sesleniyordu. Tıpkı genel seçim gibi yerel seçimde de muhalefet TRT'ye sitem ediyor. TRT onlarınsa sokaklar, caddeler, mahalleler bizlerin diyoruz. Belki büyük bütçelerimiz yok ama seslerini duyurabilmek için canla başla çalışan kadrolarımız var. 5 yıl içerisinde TRT diğerlerini bırakın. TRT'de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? Mülk Allah'ın açıklaması yapmıştı. Geliri, serveti açıklansın kalem kalem. Adayların öğrenelim bunu diyordu kamuoyu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı açıklayanlar arasındaydı. Sonra aynı mal beyanının açıklamanın, izahın, geçmiş gelecek kıyasının diğer adaylar tarafından da yapılması istendi. Şimdi Turgut Altınok açıkladı. Mülk Allah'ın vurgusu yapması, komedyen Ali Congu'nun ama işte mesela bu araç Mülk Allah'ın diyorsun da mesela vergisini kim yatırıyor? Yanıt orada gizli diyor Ali Congu'nun. Şimdi varlığı özellikle babasından kalan mirası çok konuşuluyor şu anda Turgut Altınok aracılığıyla. Cumhur İttifakı'nın adayı tartışılan mal varlığı ile ilgili şöyle bir izah getiriyor. Babam 3. kuşak tüccardır. Ticaretimiz de hala devam ediyor. Hatta son dönemde mal varlığımız azaldı bile diyor. Karar sizin. Rakibi Yavaş'la ilgili Londra'daki bir ev iddiası da cabası. Biz, babam 3. kuşak tüccardır. Ben 4. kuşak, çocuklarım 5. kuşak. Dolayısıyla bir kere şu etik değerleri herkesin anlaması lazım. Ahlaki ve etik değerler. Orada ne varsa tamamı belediye başkanı olmadan önce edinilen gayrimenkullerdir. Bakınız 87, 87, 87, 91. Halbuki yani belediye başkanı olduktan sonra bizim ticaretimiz devam ediyor. Bırakın onu. Mal varlığım azalmış. Bir de sattıklarımız var, onu gördünüz mü? Daha önce mal varlığımız olup da sattıklarımız. Yani mal varlığımız azaldı, çoğalmamış, azalmış. Sonra öyle bir abartıyorlar ki, efendim Monaco kadar. Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Vatikan'dan. Vatikan o kadar var mıymış? Bir şey söyleyeyim mi? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorsunlar. Londra'da daire aldı mı? Aldıysa o Londra'daki daireyle hala da kaç bin dönüm arazi alabilir? Ben size rakamını söyleyeyim. Altınok'un Londra'da evi yok. Altınok'un neyi varsa bu aziz, kadim vatanımız Türkiye'de. Benim banka hesabım, bir emekli maaşım banka hesabımda vardır. Şimdi Sözcü Televizyonu Haber Merkezi biliyorsunuz il il nabzı tutmaya devam ediyor. O ildeki kimi zaman ürün üzerinden bir çıkarım yapıyoruz. Rize'ye gidiyorsunuz mesela, çay enflasyonunu öğreniyorsunuz. Sonra bir yerel seçim araştırması yapıyorsunuz, nabzı tutuyorsunuz. Bir de geçmiş gelecek kıyası yapmak için son seçim sonuçlarına bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla haberciliği tüm yönleriyle ekranlara taşıma gayretimiz var. Şimdi Muğla'da önce 2019 yerel seçim sonuçlarına bir odaklanalım. Şimdi adayların değişmesi, mevcut başkanın değişikliği Muğla'da ne getirecek? En çok merak edilen bu. 2019'da sandık sonuçları açıklandığında tablo şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi %36 oy alarak seçimi kazanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi %28 bandında kalmıştı. Bağımsız aday %26'da görünürken Demokrat Parti'nin %3,8, Bağımsız Türkiye Partisi'nin %3,1 oranında olduğu görülmüştü. Şimdi 2024'te belediye başkan adaylarına birlikte bakalım. Şimdi Bodrum'da Ahmet Aras, şimdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Aydın Ayaydın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde özellikle Akbelen çevresindeki o linyit alanlarına ilişkin acele kamulaştırma kararının bir tarım arazisi üzerine verilmesinde ben gittim, ricacı oldum, Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım, neyse ki vazgeçildi diyen isim. Şimdi hatırlatmalarımızı doğru yapalım. Başka kimler yarışıyor? Mesela Yusuf Uludağ, DEM Parti'nin adayı, İYİ Parti, Metin Ergun orada, Saadet Partisi, Cebrail Kümenci.
Çok konuştuğumuz Yeniden Refah Partisi Mehmet Melih Tatlıcı var. DSP adayı var Sevinç Erencan. Hüdapar adayı çıkarıyor. Kamuran Cengiz. Zafer Partisi'nde Ünal Yiğit. BTP'de Öznur Ata Yeter var. 2024 belediye başkan adayları. Bakalım hangi partiler arasında nasıl bir yarışa sahne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi elinde bulundurmuştu. Oy oranını arttırarak mı elinde tutacak? Düşecek mi? Rahat mı kazanacak? Kaybedecek mi? Her senaryo açık. Bir seçim yarışı her ilde olduğu gibi Muğla'da da bekliyor. Şu anda seçim sonuçlarının CHP lehine anket sonuçlarıyla konuşulduğunu biliyoruz. Bundan sonra oy hesabı nasıl yapılır, ne olur, ne biter? Muğla seçimlerini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama söz sokakta elbette. Oradan yükselen nabızda. Zaman daraldı, adaylar vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Ancak seçmenin de kendine göre beklentisi var. Hizmet bekliyorum, ne diyeceğim başka? Hizmet bekliyorum. Yolların durumu çok kötü. Seçim yarışının olduğu yerlerden biri de Muğla. Muğla 2012 yılında büyükşehir statüsüne girdi ve 31 Mart yerel seçimlerinde adaylar büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturmak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Tabii ki her adayın farklı farklı vaatleri var. Ancak asıl olan seçmenin ne düşündüğü. Gençler umduğunu bulabiliyor musunuz? Maalesef biz bulamıyoruz yani kendimizi. İş istihdamı çok az Muğla'da. Etraf aslında bölge olarak su havzası. Sandıraz var, barajlar var. Ama nedense su havzası olan bir bölgede, çok yağmur alan bir bölgede bu su sorunu bir türlü belediye tarafından çözülmüyor. Sözcü televizyonu karış karış geziyor. Seçimin de seçmenin de nabzını tutuyor. Etkinliklerimiz yok. AVM'miz, güzel bir AVM'miz yok mesela. Gidebileceğimiz, aktivite yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Seçmen artık gerçekleşecek vaatler konuşmak istiyor. Altyapı sorunları çok fazla. Bu sebepten dolayı bunları çözebilecek bir adayın gelmesini istiyoruz. Özellikle dışarıdaki çöpler, işte yığıntılar, pislikler çok fazla kentte. Gene su, ulaşım, yani üniversite ile merkezi birbirine bağlayan öğrenciler için özellikle ulaşım sorunu büyük şey, sıkıntı. Muğla turizm açısından oldukça önemli bir yer. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Köyceğiz gibi turistik bölgelere de ev sahipliği yapıyor. Hem tarihi hem kültürel zenginliklere sahip. Aynı zamanda tarım var. Ama sorunlar kente gölge düşürüyor. Park ararken yıllardır çok zorlanıyoruz. En büyük eksik altyapı ve bence yollar da çok kötü. Gittiğin zaman köy yolu gibi yani tık 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 durmadan sallanıyorsunuz. Yani böyle bir problemim var. Su problemim var. Şu an belediye başkan adayıyla tanışmaya hazır mıyız efendim? Isparta'nın Yaldaş ilçesine gideceğiz. İlçenin belediye başkan adayı adı Süleyman, soyadı Yalvaç. Paramotorlu yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. O esnada seçmenle de sohbet eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaştı o anları. Seçimde uçuş dönemi. Bir kuş gibi süzüldü. Partisinin seçim çalışmasına havadan destek verdi. Zafer Partisi Yalvaç Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Ümit Özdağ seçmenle konuşurken yamaç paraşütü yaptı. 70 yaşında ve gördüğünüz... Isparta'nın Yalvaç ilçesinden belediye başkan adayı olan 70 yaşındaki Süleyman Yalvaç, emekli olduktan sonra başladığı paramotorlu yamaç paraşütü sporunu 11 yıldır yapıyor. Zafer Partisi Yalvaç Belediye Başkanı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçim çalışması kapsamında Isparta Şverki Karaağaç'ta iftar etkinliğine katıldı. Özdağ iftar öncesinde Ispartalılarla sohbet etti. Yalvaç Belediyesi adayı Süleyman Yalvaç o esnada paramotorlu yamaç paraşütüyle havada belirdi. Zafer Partisi Yalvaç Belediye Başkanı adayımızı görüyorsunuz. 70 yaşında ve gördüğünüz gibi... Şimdi başlayalım. Dün utanç gecesi saha içinde neler oldu bitti konuşacağız. Sıcağı sıcağına sözcü ekranlarında meslek büyüğü Mercan Tener'in anlatımı. Tabloyu gözler önüne serdi ve her renkten insan zannediyorum kulak kesildi ya da kesilmeliydi. Çünkü çözüm nerede, nerede ıskalıyoruz, kim işini iyi yapmıyor, kim göz yumuyor birazdan yeniden konuşmak istiyoruz bu meseleyi. Şimdi Mehmet Uşum Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak hiç kimse kendi özerk alanında tek iktidarım diye düşünmesin. Devlet her özerk alanı takip eder, herkes bunun farkına varsın diye başlayan bir tweet. Şimdi şifrelerini anlayan
Az galiba. Çünkü altında bunu Trabzonspor'a ya da Trabzon'a dair söylüyor diyen var. Hayır, TFF'ye söylüyor, Büyükekşi'ye söylüyor, başkan da söylüyor diyen var. Şimdi birazdan konuşacağız. Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez. Devlet Türkiye'ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır. Tabi burada Mehmet Uçum'un bu söylediğinin nezdinde şu soruyu sormak lazım. Neden polis yoktu? Neden çevik kuvvet yoktu? Göz göre göre özellikle de belirli bir tribünün, belirli bir bölümünün içerisinden atılmaya devam eden yabancı maddelere karşı İstanbul'da olsun, Anadolu'nun başka noktalarında olsun, statlarda polis desteğini, takviyesini görürdünüz. Kalkanlar havaya kalkardı. Ya da en kötüsü insanlar diyorlar ki ya bari özel güvenlikler yığılsaydı. Hani yetkileri yok. Elbette bunu biliyoruz. Ve fakat herhangi bir değişiklik, sanki maç aynı sakinlikte oynanmaya devam ediyormuş gibi, zaten başta Halil Umut Meler'in sorumluluğu üzerinden iptal edilmeli de diyorlar. Ama burada Mehmet Bey der ya her türlü tedbiri alır diye. Dün her türlü tedbiri yoktu. Aksine boş bırakılmış ve dikkate değer boş bir alan vardı. Ve ısrarla kaşındı, kaşındı, kaşındı o alan ve bir boşluk bırakılarak sahaya saldırı yönüyle yansıması sağlanmış görünüyor. Dolayısıyla devletimizin tümüyle aydınlatması gereken bir sürece işaret etmek daha doğru olacak. Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmazlar Mehmet Bey. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Şimdi buradan federasyona çıkarım yapılmaya başlanacak zannederim. Son cümlesi de hiç kimse bir alanda ya da hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın. Galiba daha net olmak lazım. Kim dün gece ülkemizi böyle bir teste tabi tutmaya çalıştı ya da böyle bir teste tabi tutulacağımızdan hepimizin haberi yok muydu? Bu soruları sormak gerekiyor. Mesela FIFA Başkanı Gianni Infantino bir açıklama yaptı saatler önce ve dedi ki maç sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Saha içinde veya saha dışında bunun sporumuzda veya toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim. Futbolda istisnasız tüm oyuncuların dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyun oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor. Futbolcuları emniyete alabildik mi dün gece? Yanından bile geçemedik. İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum. Yayın öncesi konuştuğum meslek büyüğüm, birazdan konuşacağımız Ercan Taner, gözüm üstünüzde demek dedi bu açıklama için. Detaylarına birlikte bakacağız. İşler o kadar kötü gidiyor ki saha içerisinde saldırılar, sahadan çekilmeler yetmedi bir daha saldırılar. İyi giden şeyleri konuşmaya fırsat kalmıyor Türk futbolunda. Avrupa'ya gidecek takım sayısı kontenjanının belli bir seviyeye gelişi, milli takımın Avrupa şampiyonasına gidişi. Ama yönetimdeki beceri eksikliği skandalları birbiri ardına getiriyor. Bu yazıda hep skandal ama burası bir etiket olsa ve bunu kaldırsam altından sivri uçlu bir korner direğiyle insanın hayatına kasteden bir davranışla yüzleşeceksiniz. Şiddet eylemleri devam ediyor. Nasıl çözeceğiz? Bir kez daha üzerinden geçmek lazım. Dev maçta bitiş düdüğü çaldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraftarlar yeşil sahaya indi. Bazı futbolcular saldırıya uğradı. Süper Lig'in 30. haftasında ev sahibiydi Trabzonspor. Fenerbahçe'nin 3-2 yendiği maçta özellikle ikinci yarı ortam gergindi. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun sık sık durdu. Olayların fitili ise maç biterken koptu. Fenerbahçeli oyuncuların galibiyet sevinci yarıda kaldı. Gergin geçen maç biter bitmez Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi. Sarı lacivertli futbolcuların arasına daldı. Güvenlik görevlileri taraftarları durduramadı. Sahaya inen taraftarların sayısı arttı. Bir anda saha içi karıştı. Sarı lacivertli ekip taraftarların saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu güvenlik olayını... Evet. Halil Umut Meler olayından sonra defalarca konuştuk. Tabii. Fakat bu karşılaşma lokal bir maç, büyük maç, gerilimli maç, stresli maç. Her türlü önlemi almak zorundasınız. Tabii. Hiç hoş olmayan korner direği sökülmüş, oyuncunun üstüne gidiliyor. Fenerbahçeli futbolcular kendilerini korumak için hızla soyunma odasına koşmaya çalıştı. Taraftarlar da bir süre sonra sakinleşti. Ne olduysa ikinci yarı
Bir türbin saldırısına uğradık burada. Bana kafama gelen maddeler, vücuduma gelen maddeler 60. dakika. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. İstanbul'da Kadıköy'de biz mağlup olduk. Çok güzel sevindiler, eğlendiler. Ama biz burada maçı kazanıp oyuncularım ortada sevinmek hakkı değil mi? Yani bir maçta bir futbolcu gol atınca sevinmeyecek mi? Devre arası ve maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içinde 68'e 105'te kalmaya çalışan bir teknik adam olarak söylüyorum. Konuşarak da değiştiremeyeceğim. Uzak kalmaya çalışacağım. Yaşanan olaylardan dolayı sarı lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrılabildi. Havalimanına giden güzergahta yol güvenliğini sağladığı Fenerbahçeli kafilenin çıkışına izin verildi. Sarı lacivertli takıma emniyet görevlileri de otobüste eşlik etti. Kafile İstanbul'a doğru yola çıkarken çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Fenerbahçe kafilesi de İstanbul'a geldi. Taraftarlar alanda marşlarla takımını destekledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya maçın ardından çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşananlar asla kabul edilemez dedi. Soruşturma tamamlandıktan sonra gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı. Son bağlantı yaptığımızda değerli meslek mühim Ercan Taner'e bu nasıl bir sınav ve veremezsek ne olur demiştim. Sonuçları itibariyle aslında nereye sürüklendiğimizin fotoğrafını net bir şekilde o gün ortaya koydu. Ama insan bilemiyor o gün yaşarken. Daha kötüsünün sırada olduğunu fark edemiyor. İstanbulspor'un sahadan çekilmesini, hakeme saldırıyı sıra sıra konuştuğumuzda en büyük skandal bu diyoruz. Yeni bir eşik daha atladık ne yazık ki olumsuz anlamda diyoruz. Hep daha fazlası geliyor. Yine zirve bir eşikte, bir utanç gecesiyle karşı karşıyayız. Dönelim, konuşmaya başlayalım. Ercan Taner, selamlar. İyi günler, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi tepkilere bakıyorum. Genel itibariyle maç zaten tatil edilmeliydi. Yerde meşale verken karar vermeye, oynatmaya devam eden. Sol kanat kullanılamaz, Trabzon için sağ kanat kullanılamaz hale geldi. Orada bitirmeliydi diyen var. Yetmedi, yan hakem zarar gördü. Yine tribüne sakin işareti yapan bir Halil Umut Beler profili diyen var. Altındaki yorumlara bakıyorum Ercan Taner. Çok daha fazlasıyla karşılaştığını düşünüyorum. Talimat almadan bu maçı erteleyemezdi. Ona bu maçı bitir demişler. Bu çok belli değil mi? Hiç eğip bükmeyin kardeşim gibi yorumlarla yüzleşiyorum sosyal medyada. Yetmiyor. Ya İstanbul olsun, Anadolu olsun, birçok statta biz işte polislerin olay çıkarması muhtemel, birkaç yabancı madde atar atmaz bir tribünün önüne sıralandığını görürdük. Önlem alınırdı. Ya bunu da görmüyoruz, bırakın onu. Yani müdahale etme şansları yok tabii de özel güvenlikler bile hani kalabalık sayısı arttırılmadı maç oynanırken. Neden böyle bir boşluk yaratıldı diye soranı var, sorgulayanı var. Yine kötü bir sınav ve buradan çıkışımıza dair FIFA Başkanı da gözüm üstünüzde dedi. Tam senin beyanınla söyleyeyim Ercan Taner yayın öncesi ilettiğin gibi. Dün yaşadığımız Ercan Taner için özeti nedir? Buradan ne çıkacak ben merak ediyorum. Buradan cezalar çıkacak. Bu kesin. FIFA Başkanı'nın yaptığı açıklama bence etkileyici ve mesaj verici bir açıklama. Çünkü ne olursa olsun FIFA Başkanı ne diyor? Saha içinde futbol oynanırken oyuncuları koruyacaksın. Nasıl koruyacağın konusunda ben yorum yapmıyorum. Fakat orada top oynanacak. Biz FIFA olarak futbolun güzelliğini istiyoruz. Ve bu yapılanlar kabul edilemez. Bundan sonra Türkiye'de oynanacak uluslararası maçlarda Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi maçlarını kastediyorum. Hı hı. Yapılacak en ufak bir taşkınlıkta çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacağımızı ben şimdiden açıklıyorum. Federasyona verdiği cevap FIFA'nın bu konuyla ilgili ağır yaptırımlar uygulaman gerekiyor. Ve bunun için de takipteyim diyor FIFA. Evet. Ve hakikaten bu olaylarla ilgili olarak şimdi raporlar, yazılanlar bunlar 3 gün içinde hazırlanır. Ben şunu bekliyorum, bu hafta içinde cezaların açıklanması lazım. Hiç uzatılmadan değil mi? Hiç uzatılmadan. Türkiye'de şöyle bir politika uygulanıyor yıllardır. Olaylar soğutmaya bırakılıyor. Buzdolabına kaldırılıyor.
4 gün, 5 gün, 6 gün, bir bakmışsınız 10 gün geçiyor ve bir akşam saat şöyle 21-21.30 civarında insanlar evlerinde dizi seyrederken sosyal medyadan açıklanıyor ve ertesi günde işte biz yine programa bağlanıyoruz. 3 dakikalık bir bağlantıyla yeni bir olay çıkana kadar bu dosyada kapatılmış oluyor. Şu ana kadar hep böyle yapıldı. Ben Futbol Federasyonu'ndan bu hafta içinde ivedi bir şekilde cezaların açıklanmasını bekliyorum. Bir futbol sever ve bu mesleği yapan kişi olarak artık buna dur denilmesi gerekiyor. Bundan sonrası hiç temenni etmiyorum. Allah korusun Can Coşkun. Şu mu olsun? Heysel faciasını mı yaşayalım? Artık 2024 yılında. Ya çözüm için hep bir daha büyüğü beklenecek. Bu sorunun anlamı bu. Ya bu işin finali Heysel mi olsun? Böyle bir görüntüyle mi karşılaşalım? İzaha muhtaç. Son derece kötü bir yere gidiyoruz. İzaha muhtaç sorular. Toplumun ortak kanaati bu gibi. Bir, hakemin neden tatil etmediği. Buna bir yanıt veremiyor kimse. İki, güvenlik önlemlerinin maçın gidişatında aslında ne olacağını, ya çocuk izlese anlar nereye gideceği çok net anlaşılırken, müdahale edilmemesi, güvenlik önlemlerinin maç sırasında bile arttırılabilecekken arttırılmaması. 3. Nereye kadar bu organizasyon eksikliğiyle aynı TFF yönetimi diyorlar. Galiba bu 3 sorunun yanıtı yok. En azından toplum öyle düşünüyor Ercan Taner. Ben birinciyi şöyle söyleyeyim. Maçın hakemi hatalı. Halil Umut Meler. %100 hatalı. Ya bu maç oynanmaması, tatil edilmesi gereken bir karşılaşma. Bir hakem eliyle tribünlere sakin olun işareti yapmasına hiç gerek yok. Bir hakemin saha içindeki yardımcısına madde geliyorsa, yardımcısının yanına çağırıyorsa, öbür yardımcısı da yanına geliyorsa, artık o hakem oyuncuları soyunma odasına gitmeye davet eder ve kendisi de düdüğünü çalar ve maçı da hemen 5 dakika sonra tatil ettiğini kulüp yetkililerine açıklar. Bu işin yolu ve yordamı Mozambik Ligi'nde bile böyledir. Çünkü bu bir talimattır. İşte ben bu maçı devam ettireyim. Bütün iyi niyetimle bu maç tamamlansın. Maç tamamlandı da ne oldu? 12 kişi gözaltında. Saha içinde korner bayrağıyla saldırıyorlar. Bakın o korner bayrağıyla saldıran, saldırma girişiminde bulunan şahıs, bırakın PFDK'yı, Profesyonel Disiplin Kurulu'nu, Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanıyor normalde böyle saldırılar. Bunu Altay Göztepe maçında yaşadık. 15 yılda yargılandı. Kaleciye yapılan saldırıdan dolayı. Ya bu artık Türk Ceza Kanunu'na gidiyor. Olan burada oyuncularla ilgili 44. ve 45. madde var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun. Ercan Taner maalesef, lütfen burada Josef de Souza'yı da ve söylediklerini de hatırlatır mısın bizler için? Tabii tabii. Josef de Souza bir gün bu olay daha büyük yerlere gelecek dedi özetle. Beni hatırlayın dedi o zaman. Fakat Josef de Souza maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildiğinden kendisine bir maçla cezalandırıldı. Burada şimdi kartlar konuşmadı. Burada görüntüler var. Tabii. Ve bu görüntülerde işte oyuncuların da maalesef bazıları kendilerini korumak için müdahale ediyorlar. Ama disiplin talimatnamesi 44 ve 45. maddeler böyle demiyor. Bunu hukukçular daha iyi anlatacaktır. Ceza ile muhatap kılınacaktı futbolcular. Haksız tahrik indirimi olsa bile burada bir cezanın olması büyük bir ihtimaldir. Onu söyleyeyim. Ya, hukukçular bunu daha iyi yorumlayacaklar ama mutlaka. Yazılan maddeler 44-45 haksız tahrik indirimini de hadi koyduk içine. Ama maalesef burada bir ceza gözüküyor. Tabii. Ya, Trabzonspor 2006, Trabzonspor Fenerbahçe maçı, yine olaylar var. 4 maç seyircisiz cezası aldı. Yine Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Bu şu anlama geliyor. Seyircisiz maç cezası, para cezası ve belki de o seyircisiz maç cezasında başka bir şehirde oynama. Bunlar işin ceza tarafı. Ama bunlar final değil ki. Bunlar hep tekrarlanıyor. Burada problem Futbol Federasyonu'nun olayın ciddiyetini, tabii onlar da biliyor, Futbol Federasyonu da biliyor, Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile konuşup maç öncesi ve maç sonrası çok olağanüstü tedbirlerin almasını sağlamak. Bunun gerçekleşmesini defalarca sizlerle yayın yaptık.
Bunları tekrar tekrar söyledim. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alınması lazım. Maça giriyorsunuz. Ben bugün fotoğrafta görüyorum. Yerde kesici madde var. Evet. Siz bunu nasıl içeri sokuyorsunuz? Bozuk paralar eskiden kapının önünde toplanırdı. Kaleci Livakovic bozuk para yüzünden yaralandı. Hani toplanmıştı, ne oldu? Bu nasıl yabancı maddeleri arama, toplama? Niye yapmıyorsunuz bunları? Bunlar yapılıyordu daha önce, gayet de güzel uygulanıyordu. Sonra saha içinde bizim emniyet kuvvetlerimiz çok iyi güvenlik tedbiri alabilirler. Bunu daha önceki yıllarda, dönemlerde mükemmel bir şekilde gösterdiler. Bunu tekrar yapmak zorundayız. Bakın FIFA uyarıyor. Diyor ki bu futbolu oynatacaksın. Ve futbolcuların her güvende türlü güvenliğini sağlayacaksın. Bunu yapmazsan, esasında orada bir parantez var. Bunu yapmazsan olmayacak bu iş Türkiye'de diyor ve parantezi kapatıyor. Kabul edilemez diyor. İyi, bir Avrupa şampiyonamız var Ercan Taner. Avrupa şampiyonamız var, İtalya ile ortak. Bu doğru. Avrupa Kupası maçlarımız var. Milli takımımızın evinde oynayacağı maçlar var. Yarın öbür gün başkaları ben bunu yapacağım deyip provokatif anlamda da Türkiye tabii ceza alsın diye, kulüpler ceza alsın ya, provokasyon olarak düşünelim bunu. Komple teorisi yapıyorum şu anda. Yapılsa ne cevabınız olacak? Ya işte bize provokasyon yaptılar. Bunlar esasında futbol taraftarı değildi. Dışarıdan gelmişlerdi. Bu işlerin örgütsel bağlantısı, bu savunmaları FIFA ve UEFA kabul etmez. Tabii. Önlemini alsaydın der. Bir izleyicimiz de demiş ki olay çıkan maça verilecek cezalar sıradaki maçları değil de bir daha aynı müsabakanın oynandığı takım nezdinde yapılsın. Mesela Trabzonspor Fenerbahçe maçında bir olay çıkıp Trabzonspor kulübünün sorumluluk nedeniyle alması gereken bir ceza varsa bu ilerleyen senelerdeki Fenerbahçe maçlarında uygulansın diye bir önerisi var. Daha caydırıcı olacağını düşünüyor ama çözümler burada mı bilmiyorum tabii. Kanunlar buna uyuyorsa, hı-hı, bu yine hukukçuların konuşacağı bir konu. Çünkü tabii Hollanda'da böyle bir örnek var. Ajax Ten Hag maçlarında çıkan olaylar nedeniyle birkaç yıl iki takım arasındaki maçlarda seyirci alınmadı. Hı-hı. Ama Türkiye'de bu işin mali yükümlülüğü, hesaplar, bu işler zor Türkiye'de. Ya doğru, bakın söylüyorum size, 10 gün sonra unutulacak, olay soğutulacak ve diyeceğiz ki umarız daha ciddi şeyler olmaz bir dahaki sefere ve böylece bu defteri, bu dosyayı da tekrar başta söylediğim gibi kapatırız. Ama artık FIFA'nın bu uyarısını dikkate alın. Peki. Her şeyi bir kenara bırakın. Bence çok ciddi bir uyarı aldık bugün. Türk futbolu olarak. Yani bu sabah Türkiye, ya bu sabah FIFA Türkiye Futbol Federasyonu'nu ciddi bir şekilde uyardı bence. Ya ultimatum gibi bir açıklama göndermiş değil mi FIFA? Artık bu mesajı çok iyi anlamaları lazım. Ya en ufak bir olayda çok ağır cezalar alacağız uluslararası karşılaşmalarda. Bunun açıklamasını yaptılar. Bunun tercümesini, peki, ben de sizlere naklettim. Ercan Taner, teşekkür ediyorum. Geçen sefer bir dilekle bitirdim, tutmadı. Yine aynı dileği yapayım. Avrupa Şampiyonası'nı, sıralamalarımızın yükselişini, ülkemize gelen değerli futbolcuları konuşacağımız spor yayınları yapmak dileğiyle. Ben en azından NTV Spor'da öğrencilik yıllarımdan bu yana sizlerden böyle gördüm, böyle öğrendim. Teşekkür ediyorum. Umarım bir daha yaşamayız ama tedbirlerin, olağanüstü tedbirlerin alınmasını bekliyorum. Peki. Teşekkürler Ercan Taner. Efendim değerli meslekçiyim Ercan Taner'in ardından öğrencilik yıllarıma da bir atıf yaptım. Yapmışken öğrencilik dönemimde ilk yaptığım röportajlardan biriydi. İlk yaptığım söyleşilerden biriydi. Meslek büyüğümüz Ali Sirman, 84 yaşında hayatını kaybetti efendim. Bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu. 1939 yılında başlayan bir kariyer Ali Sirman ve böylesi bir yaşam öyküsü, gazetecilikle kesişmesi, öğrendiklerimiz, bıraktığı miras, bayrağı devam ettireceğiz. O yıllardan bir kare paylaşmak istedim yapmış olduğum röportajdan sonra. Bir üniversite öğrencisiyken Ali Sirman'le çektirmiş olduğumuz bu fotoğraf, bir fotoğraf karesi olarak bizim payımıza da bu düştü. Elbette çok daha fazla öğrettikleri. Başımız sağ olsun, yakınlarının da başı sağ olsun. Değerli ailesinin efendim, vurgulamak istedik. Bir not daha paylaşacağım. Ali İsmail Korkmaz. Şimdi Ali İsmail Korkmaz'ı konuşuyoruz. Şimdi tarihler bahara yaklaştıkça konuştuklarımız var. O hep 19 yaşında derken, şimdi az önce gelen bir mesajı da okumak isterim. Ali İsmail Korkmaz ekseninde.
Tam da bugün özellikle bu mesajı okur musunuz diye Alikev adına yapılan çalışmalara da destek olduğunu ifade eden bir vatandaşımız. 18 Mart tarihi Çanakkale zaferimiz. Bunun yanında ise bu ülkenin bir evladı Ali İsmail Korkmaz. Ne yazık ki katledildi, dövülerek katledildi. Biz onu doğum günüyle, umuduyla hatırlayacağız. 18 Mart 1994 diyeceğiz dedi. Ali İsmail Korkmaz diyoruz. Elbette savundukları ve ona sunulan, ona yaşatılanlar. Hepsini doğru bir teraziyle peşine düşmek dileğiyle bir gün adaletin gerçek anlamda sağlanabilmesi adına. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Bitiriyoruz. Bugün haber turunda bahsettiklerimiz, bahsedeceklerimiz çok daha fazlası. Serap Belovacıklı ile Aklın Yolunda 20.15'te Özlem Çelik, İsmail Saymaz, Hakan Çelenk yanıtlayacak. 20.15'te karşınızda olacaklar. Hemen ardından ise görelim değerli reji lütfen. Çanakkale yolun sonu bu akşam 22.30'da efendim. Ekranlara gelecek. Bizler Gürsel Göncü ile özel bir yayın yapmaya çalıştık. Gürsel Göncü'nün anlattıkları gerçekten inanılmazdı. Cephe hattını anlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün perspektifini bir kez daha üzerine basa basa vurguladı. Çanakkale bir itirazın sembolü. Yıllar sonra verilecek İstiklal Harbi'nin de orada bulduğu kuvvetti, mücadeleydi. Atatürk'ün kazandığı tecrübelerle, yansıtmalarıyla, verdiği geleceğe dair olağanüstü kararlarla. Habercilik yapmaya devam edeceğiz. Senem Tolay Gazlı da haber takibi sürecek efendim. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.